Herkese merhaba, ben Özgün Yalçın. Yepyeni formatımız. Kahoot satranç bilgi yarışması, Özgün Satranç tarafından düzenlenen Kahoot bilgi yarışmasına hepiniz hoş geldiniz. Merhaba Uğur Şen, merhaba Evren Atayman, merhaba Mustafa Çetin, merhaba Emre Durak. Evet arkadaşlar, Kahoot'ta bilgi yarışı ilk kez düzenliyoruz. Daha doğrusu bilgi yarışı değil, kombinezon çözme yarışması, taktik çözme yarışması. Şu an ekranda görmüş olduğunuz kodu telefonunuza indirmiş olduğunuz Kahoot uygulamasına pin kodu olarak girerseniz size bir kullanıcı adı verecek ve o kullanıcı adıyla yarışmaya hazır olacaksınız. Ben yayını özellikle evet hemen gelenler geldi. Friendly Bobcat, Blue Hawk, Charming Rhino, evet, Yellow Deer, evet. Arkadaşlarımız katılmaya başladı. İsterseniz yan sekmede yani bir sekmede yayını açıp diğer bir sekmede Kahoot'tan yarışabilirsiniz. Kahoot.it adresinden şurada göreceğiniz Kahoot.it adresine girerek pin kodunu oraya yapıştırarak da bilgisayardan da oynayabilirsiniz. Onun yanı sıra dilerseniz Kahoot application'ını uygulamasını telefonunuza ya da bir tabletinize indirip bir yandan yayını izleyip bir yandan oradan yayında çıkan soruları yanıtlayabilirsiniz isterseniz. Bunun nasıl olduğunu söyleyeceğim zaten. Hani şeyle alakalı nasıl yapılacağı ile alakalı sorunuz varsa sorabilirsiniz. Merhaba Kürşat Kaan Çakmak. Merhaba Serdar Murat Yıldız. Sorular nasıl gelecek? Ben bilgi yarışması diye heveslendim diyor. Assign şeklinde mi diyor? Emre'cim. Merhaba Yavuz Sirkecioğlu. Merhaba Emrehan Özdemir. Merhaba Hakan Turgut. Merhaba Mustafa Öztürk. Evet. İsimleri Kahoot veriyor. Normalde bizim girmemiz gerekiyordu sanki. Yok. Kahoot özellikle hani onu ben özellikle ayarladım. Kahoot veriyor. Siz de o konuyu açıklayacağım Emre. Can Vural merhaba. Ben bilgisayardan yapacağım ama siz yayından cevapları gösterip biz şekil olarak tablet vesaire bilgisayar şeklinde mi işaretleyecek miyiz? Yoksa ışıkları bilgisayarın yan sekmesinde mi açsak diyor. Yani iki şekilde de yarışılabiliyor arkadaşlar. Onu uygulamalı olarak göreceğiz zaten. Bu hafta bir deneme gibi düşünebiliriz. Hocam düşünme süremiz ne kadar diyor. Soru başı 20 saniye arkadaşlar. Düşünme süresi. Soru başı 20 saniye olacak. Nasıl giriyoruz hocam diyor. Evet moderatör arkadaşlar yardımcı olursa ben de söyledim zaten. Evet mesela Hakan Turgut'tan geldi. Evet Quick Deer benim dedi. Quick Deer Hakan Turgut'muş. Dilerseniz isminizin gizli kalması için Fresha'dan yani liches.org Fresha'dan bana liches.org'daki Fresha hesabına şu kişi benim örneğin Decisive Tiger benim gibi örnek veriyorum. Mesaj atabilirsiniz. Hocam pin diyor. Pin burada Emir Tofan. Pin burada 696 51 30. Pin bu. Hocam ben Onur Friendly Wolf benim diyor. Tamam. Dost canlısı kurt. Ona göre tablet veya bilgisayardan gireceğim diyor. Hiç fark etmez arkadaşlar. Çok fazla yani ikisiyle de oynayabilirsiniz. Çok fark eden bir şey yok. Merhaba Vedat Ali Hocam. Merhaba Ata. Merhaba Ramazan Dursun. 30 geçe mi başlayacak? Evet. 20-30'da başlayacak arkadaşlar. Ben yazdım Lichess'ten diyor. Tamam. Onu şampiyon olmanız halinde bu arkadaş kimmiş diye baktığımızda söyleyeceğiz. İsminizin gizli kalmasını isteyebilirsiniz. Bu tabii ki hakkınız. Quick olduğum doğrudur ama deer değilim diyor. Hızlıyım ama geyik değilim diyor yani. Hakan Turgut. Evet teşekkürler Emre İşçi. Kahoot uygulaması. Evet. Aynen. Ahmet Selim Akgül. Arkadaşlar şıklar üçgen, daire ve kare gibi şekiller. Şıklarda üçgen, daire, kare gibi şekiller var. A, B, C, D gibi değil. Her şıkkın farklı bir rengi var. Ona göre işaretleyeceksiniz demiş Ahmet Selim Akgül. Çok teşekkür ediyorum. Bu uyarıdan dolayı, bu bilgilendirmeden dolayı. Green Lobster benim diyor Can Vural. Green Lobster. Nerede Green Lobster? Ekranda kendinizi görüyorsanız. Ha, evet Green Lobster burada. Tamam. Ayaz Şaşkın, Friendly Bobcat. Evet. Şampiyonu olmanız halinde onu da belirteyim arkadaşlar. Bir yandan tek tek
Okumaya çalışıyorum yorumlarınızı. Ayaz Şaşkın benim diyor. Soruların zorluğu nasıl olacak hocam? Ben de bilmiyorum. Yani soruları ben hazırladım. Ben çözümleri biliyorum. O yüzden hani zorluğu orta diyeyim bu sefer. Çok zor mu emin değilim. Kolay sorular da var, zor sorular da var. Öyle. Blue Lark benim diyor. Decisive Tiger benim diyor Mustafa Çetin. Peki Lichess'ten yazarken normal isim de belirtelim mi? Tabii. Normal isminizi de belirtin ki şampiyon olmanız halinde ben o isimleri geçmiş şampiyonlar listesine alabileyim. Bunda da geçmiş şampiyonlar listesi oluşturacağız. Özgün Bey ilgimi çekti bu yarışma diyor. Etem hoş geldin Etem. Kaç soru var? 20 soru var arkadaşlar. Epic Chicken benim diyor. Evet. Özgün abi eğer öyle yapacaksak bilgisayardan girmek zaman kaybı olmaz mı? Hem yayına hem şıklara bakıp yan sekmeden işaretlemek. Yok. Şimdi soru geldiğinde örnek veriyorum. Kırmızı, yeşil, mavi, sarı şıklar var. Sen doğru cevabın diyelim ki kırmızı şıkkında olduğunu düşünüyorsun. O durumda hemen aklında kırmızı olarak kodlayacaksın. Ondan sonra yan sekmeden yapacaksın. Nasıl kolayınıza geliyorsa arkadaşlar yani istediğiniz gibi. Bir örnek verme şansımız var mı? Yok şu anda örnek verme şansım. Zaten bu hani sevilen bir konsept olursa her hafta yapmayı planlıyorum arkadaşlar bunu. Melodi Tavuk ismi çıktı diyor Özüm Dişkaya. Format tam olarak nasıl? Kaot yarış karşımıza rastgele soru mu çıkartacak? Hayır, soruları ben hazırladım. Benim hazırladığım sorular çıkacak arkadaşlar. O Awesome Dingo is me hocam diyor. Albert arkadaşa da buradan selamlar. Hocam sol altta Magic Impala diye bir şey var. O kullanıcı adım değil mi diyor. Evet. Aynen. Magic Impala. Aynen. Burada da görünüyorsun. Yarışmaya katılımın tamamlanmış. Prairie Fox nickname'e bak diyor. Lichess kullanıcı adım Yavuz 37. Tamam. Yok. Lichess'ten Fresh'e mesaj atmanız bu benim diye. Hani nickinizi belli etmek istemiyorsanız. Hemen bakıyorum. 5 öğrencimle geldik diyor. Tamam. Evren Atayman teşekkür ederim. Öğrencilerinize de başarılar dilerim. Hepimizin selamı var diyor. Biz de ben de çok selam ediyorum. Speedy Lemur. Evet, Speedy Lemur var. Bu isimler berbat diyor. Hocam Lichess'te kimeye yazıyoruz ismimizi? Yayının açıklama bölümünde yazıyor arkadaşlar. Yayının açıklama bölümünde kime yazmanız gerektiği yazıyor. Fresha kullanıcı adına. Fresha diye yazılıyor. Yayını izlemesek şıklar sadece kaotta gözüküyor mu? Gözükmüyor, yok. Bizim derslerde hoca birden dersi kesip kaot açıyor, yoklama almış oluyor böylece diyor. Soaring Bobcat benim diyor. Vedat Ali Aksu, hoş geldiniz hocam. Başarılar dilerim. Bilgisayar daha hızlı olur ve şöyle bir şey de var. Eğer doğru cevabı erken verirseniz diğer yarışmacılara göre daha fazla puan alırsınız. Mesela birinci doğru cevabı veren 700 puan, 2600 gibi. Evet, kesinlikle. Hız da önemli. Yani soruyu çözmek yetmiyor. Herkesin her soruyu bildiği ihtimalde. O durumda ne kadar hızlı çözdüğünüz de fark edecek tabii ki. Başta kolay gitgide zor sorular mı gelecek hocam? Yok, öyle bir zorluk derecesine göre ayarlamadım. Yani başta zor, sonra kolay da olabilir. Ortada kolay, sonra zor da olabilir. En başta zor da olabilir. Her şey olabilir. Pin nedir diyor. Pin burada Sayın Tolga Usun. 696 5130. Selamlar. Merhaba Sinan Akkalyoncu. Hocam benim adım da Silver Bir diyor. Tamam. Gümüş Bir. Nerede? Evet burada gözüküyorsunuz. Büşra Karataş. Herkese selamlar. İyi keyifler. 40 kişiye ulaştık. Ben Mystery Goose diyor. Tamam. Ne zaman başlıyor Özgün abi diyor. 20.30'da başlıyor arkadaşlar. Katılımcılar tamamlandıktan sonra bir de kaotu ilk kez kullanan arkadaşlarımız var. Onlara da ne yapılacağını söyleyeceğim. Moderatörlerimiz de sağ olsun yardımcı oluyor. Format tam olarak benim hazırladığım sorular. Onu cevaplamıştık. Evet, uygunsuz kullanıcı adı alınmaması için bu isimler kullanılıyor. Aynen öyle. Teşekkürler Emrehan. 696 5130 aynen. Benden hızlısı var mı Uğurşen diyor. Mobilden girdim ama bakalım nasıl olacak. Purple Dragon nickim diyor Ramazan Dursun. Başarılar diliyorum Ramazan Dursun'a. Purple Dragon burada evet.
Space Squid benim diyor. Tolga Usun. Nerede Space Squid? O da burada. Tamam. Tolga Usun'a da başarılar. Tam cevapladığın soruyu soruyordum Özgün diyor. Tamam. Cevaplamış oldum böylece. Ben Shining Panther diyor. Tamam, o da burada. Hatırı sayılır lag var. Herkesin 20 saniyesi bir olmaz gibi diyor. İşte onu düşündüğüm için Albert Einstein daha doğrusu şey yaptım. Yayını ultra düşük gecikmeye ayarladım. Ondan dolayı o düşünüldü yani. Aksi takdirde daha uzun tutsaydım hani kopya çekme durumları olabilirdi. Yine yarışmamız şeffaflığını korusun diye böyle yaptım. Evet, Mert Özateş o da olabilir ama o zaman da sonuçta o uygunsuz kullanıcı adı ile buraya girmiş oluyorlar ya. Girdiği an yayında gözüküyor. Yayında gözüktü mü ben onu kaldırsam bile bir anlamı yok yani. O yüzden hani genç arkadaşlarımız var yarışan. Onlara kötü örnek olmamak adına böyle bir formül buldum. Evet, şimdi gelelim esas konuya arkadaşlar. Şampiyon olmanız durumunda o kişi bendim. Hayır bendim efendim. Böyle durumlar olmasın diye. Eğer kullanıcı adınızı gizli tutmak istemiyorsanız yayının chat bölümüne yazabilirsiniz. Örneğin Blue benim şeklinde chat bölümüne yazabilirsiniz. Gizli kalsın istemiyorsanız kullanıcı adınız. Yani benim kullanıcı adımı bilebilirler. Problem değil diyorsanız. Ancak eğer gizli kalsın benim hangi cevapları verdiğimi kimse görmesin. Belki kötü bir performans sergileyeceğim. Kötü performansım görünmesin diyorsanız ya da ismimin gizli kalmasını diliyorum diyorsanız o zaman da lichess.org'dan Fresh'a kullanıcı adına yayın başlamadan önce bu kişi benim diye mesaj atmanız gerekiyor. Ayrıyeten şampiyon olduğunuzu tescillemek için yani şampiyon olan kişinin siz olduğunuzu tescillemek için şampiyon olduğunuza dair zaten size yazı gelecek. Ekranınızda görünecek o yazı. Onun ekran görüntüsünü alıp bana ozgunsatranc@gmail.com'a ya da Instagram hesabıma gönderebilirsiniz. Yine Özgün Satranç Instagram hesabına gönderebilirsiniz. Bu sayede hani birinci olan kişi bendim olayı olmaz. Ama yayın başlamadan söylemeniz gerekiyor. Yani isminiz gizli kalacaksa Fresha'dan, isminiz gizli kalmayacaksa yayının chatinden bu kişi benim, ben buyum diye adınızı söylemeniz gerekiyor ki belli olsun arkadaşlar. Ben size Lichess'ten yazdım diyor. Mesela evet, Luke Skywalker arkadaş Lichess'ten yazmış. Birinci olması halinde kendisi yarışma başlamadan önce nickini bana bildirdiği için o olduğunu anlayacağız. Peki, tamamdır. Bilgisayardan olmuyor değil mi bir tek diyor. Bilgisayardan oluyor. Bilgisayardan da oluyor, telefondan da oluyor. Yani yayını bilgisayardan izleyip işaretlemeleri telefondan da yapabilirsiniz. İkisini de telefondan, pardon, ikisini de bilgisayardan yapabilirsiniz. O tercih size kalmış. Özgün abi, kahut dediğiniz şey tam olarak nedir? Kahut dediğimiz şey yarışma programı arkadaşlar. Derslerde de kullanılıyor. Selamlar Özgün, iyi yayınlar. Champion Bobcat benim diyor. O kadar çok mesaj geliyor ki arkadaşlar. Kombinezon konusunda iddialıyımdır. Süre ne kadardı her soru için diyor. Hile kontrolü yapılacak mı? Hile kontrolünü zaten yaptığımız önlemlerle aldık. Yani dediğim gibi saniyeyi ona göre tuttuk. Zaten hile yapılma ihtimali olmayacak bir saniye verdik. O kadar sürede yani 20 saniyede önce yayını görüp hatta 3-4 saniyede gecikme olacak. Yayındaki soruyu görüp ondan sonra onun tek tek girip chessbase'e dizip makineyi açıp en doğru hamleyi bulabiliyorsa kazansın zaten yarışmayı. Onda problem yok. Merhaba Sarven abi, çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ona göre su falan alalım diyor. Neye göre su alalım? Saat kaçta başlayacak? Saat 20.30'da başlayacak Tolga.
Soruları yayından bakacağız. Evet. 20 saniye soru başına. Kahoot dediğiniz şey tam olarak nedir? Sorular kolaydan zora doğru olmayacak. Sorular hani bazı sorular zor, bazı sorular kolay ama bunların bir sıralaması olmayacak. Rastgele sıralama. Yayın 30 saniye geç geliyorsa, sorular 20 saniye ise biz nasıl işaretlemeye vaktimiz olacak diyor. Yayın 30 saniye geç gelmiyor. Şu an bildiğim kadarıyla ben hani şöyle bir el sallama hareketi yapayım. Ben bakalım bunu ne zaman göreceğim. Evet, 3 saniye falan gecikiyor arkadaşlar maksimum. Kahoot dediğimiz şey derslerde de kullanılan bir şey. Şu anda biz kahutu satranç problemi çözme için kullanacağız. Şıklar olacak. Siz o şıklar arasından hangisinin doğru cevap olduğunu düşünüyorsanız onu işaretleyeceksiniz. Hocam kaç soru? 20 soru. 20-30'da başlayacak arkadaşlar. Bu söylediğim yani şu anda sorduklarınıza verdiğim cevaplar aslında videonun altında yazıyor. Yani yayın videosunun altında açıklama bölümünde yazıyor. Totalde 20 soru olacak. Witty Roster benim. Genel kültür bilgi yarışması olmayacak mı? Bugünlük bir kombinezon sadece yani taktik sorusu olarak düşündük Etem. Genel kültür bilgi yarışması da talep olursa yaparız ama kombinezon çözme yarışması yapacağız bugün. Evet. Bugün evet yayına fazlasıyla ilgi var. Sağ olsunlar. Arkadaşlarımız yalnız bırakmıyor bizi. Soruma cevap verdiğiniz için sağ olun diyor Özüm Dişkaya. Ne demek? Ben teşekkür ederim. 20.30'da karşımıza hemen soru mu çıkacak? Yani start yoksa start tuşuna bastığınızda mı? Start tuşuna bastığımda. Yani 20.30'da hemen güm diye karşınıza soru gelmeyecek. Hazır olup olmadığınıza bakarım. Bir problem yoksa başlatırım. Devamı ne zaman olacak ikincisi? Yani güzel bir talep olursa arkadaşlar buna her cumartesi yapmayı planlıyorum bunu. Diplomat Finch benim hocam diyor. Ahmet Selim Akgül. Başarılar dilerim. Evet dershanede kullanıyoruz biz diyor. Işıklarda sadece ilk hamle mi gelecek? Evet. Beyazın en iyi hamlesini bulunuz ya da siyahın en iyi hamlesini bulunuz şeklinde. Ama zaten kombinezonun başlangıç hamlesi gelecek size. Lichess'ten yazdım diyor. Beytullah Önce. Tamam. Decisive Tiger benim. Tamam. Herkesi gösterir misiniz? Kendimiz var mıyız? Emin olalım diyor. Herkesi şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Ya da bunlar alfabetik mi sıralanmış? Yok. Giriş sırasına göre sıralanmış. Şıklarda sadece ilk hamle mi gelecek? Evet. Albert Einstein'de yine güzel bir espri. Arkanızda iki D ezanı okunuyor. Nasıl lag yok diyor. Genel kültürü sen kazanırsın Ruşen. İkinci kavut olacak mı? Olacak. Haftaya cumartesi güzel bir ilgi olursa yaparız. Çete küfürü yazılma durumu olursa yani bizim ekipte olmaz o zaten. Hani bizim izleyicimiz belli. Olsa bile zaten moderatörler hemen önler onu Özüm Dişkaya. Öyle bir şey olmaz. Tahmin etmiyorum öyle bir şey olacağını. Ben genel kültür diye geldim vallahi diyor. Onu da yaparız Uğur. Onu da yaparız. Selam Nurullah. Tek hamle kolay olmazmış Özgün Satranç. Şey yok ki. Şıklı vermek zorundayım ben Emre Durak. Bir deneyelim bunu bu haftalık. Nasıl olacak? Nasıl bir konsept olacak? İnsanlar zorlanacak mı? Zorlanmayacak mı? Ona bir bakalım. Prairie Fox ile kombinezona da varız diyor. Nasıl katılabilirim Özgün Hocam? Nurullah'a açıklayın arkadaşlar nasıl katılabileceğini. Format değişikliği iyi olmuş ama analizleri de özlerim Özgün diyor. Analizleri yaparız yine tabii ki. Etem. Yeni geldim de nasıl sistem? Çünkü uygulama sanırım satranç uygulaması değil. Evet değil. Muhafızlar burada. Geç mi kaldık? Yok geç kalmadın. 20.30'da başlayacak. Enes Yusuf Kamış. Ben Jolly
Seal, Neşeli Fok diyor. Kerem Karahmetoğlu, hoş geldin. Hocam kaç şık? 4 şık. Bir nick ile bağlandı, bildirmemiz gerekiyor mu? Farklı bir nick ile bağlandı. Eğer gizli kalmasını istiyorsanız kullanıcı adınızın, yarışma başlamadan önce Lichess'ten benim Freesha hesabına yazmanız gerekiyor. Eğer gizli kalmasın, benim yarıştığımı, hangi nickle yarıştığımı görsün insanlar diyorsanız, o durumda da buranın chatinden şu kullanıcı adı bana ait diye yazabilirsiniz. Birinci geleneksel kaut yarışması. Aynen öyle. Birinci geleneksel kaut kombinasyon çözme yarışması. Satranç sorusu, satranç bulmacası çözme yarışması. Ne kadar sürecek onu kestiremiyorum o duruma göre. 24 bölü 4 artış 6'şar tane işaretleyeceğim her şıktan, bakalım sistemi çözebilecek miyiz diyor. O ne ya Emre? Kombinezonun sadece ilk hamlesini mi yazacağız? Güzel soru. Yazmalı değil arkadaşlar. Şıklar olacak. Şıklı. Evet. Hocam Instagram'da Dahice'yi tanıyor musunuz? O neredeyse her gün soru soruyor, şıklı diyor. Yo, tanımıyorum. Stardy Duck benim. Tamam, Melih önce. Tamam. Tahmine göre nasıl olur? Ben 90 dakika sürer diye düşünüyorum ama şimdi söylediğim şey olmazsa şey olabilir. Yani mahcup düşmek istemem. Mahcup olmak istemem. Ama 90 dakika civarı sürer diye tahmin ediyorum. 20 soru olacak Mert Özeteş. Bir adam çok satranç oynamış. hocam ben nick almıştım. Lichess'ten mesaj da attım. Mobilde sayfayı indirip tekrar girdiğimde yeniden nick verdi. Bilginiz olsun. Mobil kullananlarda da aynı sorun olabilir diyor. Tamam. Tamam. Ramazan Dursun. Teşekkürler. Sorular ne düzeyde olacak bilmiyorum. Onu kestiremiyorum arkadaşlar. Soruları ben hazırladım ama hani ben şimdi zor sorular derim. Yok, hiç de zor değil. Kolay geldi bana diyebilirsiniz. Ama zor sorular da var, öyle diyelim. Rockstar Gator benim hocam diyor Nurullah. Tamam, aldım Nurullah katılımını. Şıklarda sadece ilk hamlemi yazacak peki? Evet, bütün şıkların birinci hamlesi yazacak. Yani bütün şıklarda tek bir hamle yazacak. Nasıl olsa sonda yer alacağım. Nick'imi asla vermem diyor mesela, aynen. Rating anlamında sormuştum diyor. Hocam 90 dakika mı, siz soru başına 20 saniye ve 20 soru var demediniz mi diyor. Şimdi şöyle, bazı sorulara hayır benim cevabım doğruydu, niye kabul etmedi sistem diyenler olacaktır. Onun için ben hani itiraz olması halinde açıp göstereceğim çözümü, soruların çözümünü. Ondan dolayı 90 dakika sürer diye düşünüyorum. Rating anlamında sormuştum. Ha, rating anlamında böyle yani Lichess'in puzzle rating şeyini düşünelim. 20 şey ne o? 2000 ratinginde sorular var. 2300 ratinginde sorular da var. 2700 ratinginde sorular da var. Merhaba, katılabilir miyiz diyor. Allah verdi Hamidov. Tabii ki katılabilirsiniz. Pro Gamer. Evet. Spam yapmayalım arkadaşlar. Notasyon seçeceksiniz. Evet, notasyonla yazılmış hamleyi seçeceksiniz şıklardan. Evet. 7 dakika sonra başlıyoruz. Bir de bu hani Türk olmayıp yarışan arkadaşlar için de sonuçta hani Türkçe bir bilgi yarışması yapmıyoruz şu anda. Kombinezon çözüyoruz. O yüzden onlar için de gerçi açıklamada yazdım ama yine de buradan açıklayayım. Notasyon İngilizce mi? Güzel soru. Notasyonun Türkçe yani örneğin bir tane hamleden bahsediyoruz. Hani fil C5 hamlesinden bahsediyoruz. Türkçe fil C5 yazıyor. Slash yanında B C5 yazıyor. Bishop C5 yazıyor yani. O yüzden kafanız karışmasın. Onlar ilki Türkçe olan, ikincisi İngilizce olan. Şıklar o şekilde hazırlandı.
Peki, o açıklamayı da ben okuyayım şuradan. Türk olmayan arkadaşlar için. Onlar da yarışabilir sonuçta yarışmamızda. Ya da kendileri de okuyabilir şimdi. Onu okumayla uğraşamayacağım. Yarışma başlayacak. Onlar zaten hani nasıl katılınabilir, ne yapmamız gerekli diye sorarlar. Sıralamamızı görebilecek miyiz hocam yarışma sonunda diyor. Evet, görebileceksiniz. Aynen. Ne zamana başlarız? 5 dakikaya başlıyoruz arkadaşlar. 20.30'da başlıyoruz. Yeni geldim, nasıl katılabiliriz diyor. Allah verdi Hamidov. Açıklamayı okuyarak katılabilirsin. Açıklamadaki şeyleri okuyarak katılabilirsin sevgili Allah verdi Hamidov. Soluksuz mu gideceğiz? Arada mola olacak mı? Yavaş yavaş geçerim arkadaşlar. Hani soluksuz öyle yapmam. Hani sindire sindire geçeriz. Nedense bir heyecan yaptım diyor. Güzel bir etkinlik hocam. Gayretleriniz için teşekkürler diyor Ramazan Dursun. Ben teşekkür ederim. Sıralamanız her sorudan sonra gözüküyor. Bu etkinliği kazananın diğer etkinliklerde de oynama hakkı var mı? Evet var. Ömer Çaycılar evet diyor. Evet. Öyle bir kombinezon çözme etkinliği ya da taktik soru çözme etkinliği. Viti Prana benim başarılar herkese diyor. Hasan Eski Ocak çok güzel her zaman olsun bunlar diyor. Tamam. Ara soğutur bizi diyor Emre Durak. Clever Crab benim diyor. Ömer Çaycılar tamam hoş geldiniz. Viti Rooster benim diyor satranç çocuk. Bu çete bakacağım zaten daha öncesinden. Yani turnuva bittiğinde ha şu kimmiş diye yazmış mı diye bakacağım. Kontrol edeceğiz arkadaşlar. Teşekkür ederim Emir Tofan. Sizlerin de desteğiyle kanalımız gitgide daha da güzelleşiyor. Çok sağ olun. Spin diyorum olmuyor diyor. Halil İbrahim Maraş. Olması lazım arkadaşlar. Spin başarılar Epic B diyor. Hasan Kemal Yüksel. Glowing benim diyor. Glowing Egret benim diyor. Allah verdi Hamidov. Epic B Hasan Kemal Yükselmiş. Radyan Çitah benim diyor. Tamam. Bora. Evet, chatte kötü şeyler yazan arkadaşları yollayalım arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Evet. Siz şu anda ben start'a bastığım zaman yayında soruyu göreceksiniz. Shining Panther benim diyor. Üzüm Dişka'ya mutlaka bekliyorum. Özgür Satranç Genel Kültür tabii olur arkadaşlar. Olur Ethem. Neden 29 like var diyor. Evet. Peki. Saat 2 dakika kaldı şu anda. 2 dakika sonra başlıyoruz. Herkes hazırsa. Çok kaliteli bir bilgi yarışması çıkar bu kanaldan diyor. Teşekkür ederim Ethem. Onu da yaparız. Kendi ekranımızda cevaplar. Bu ekranda sorular olacak sanırım diyor. Evet, şu anda yayını izlediğiniz ekranda siz soruları göreceksiniz. Kendi ekranınızda cevapları göreceksiniz. Aynen öyle. Yayında mı siteye çıkmayacak mı ne demek Emir Tofan? Başlayalım mı? Başarılar. Evet, başlıyoruz arkadaşlar. Peki. Tam 30 olunca başlayalım. Şu anda 29 geçiyor. Herkese başarılar dilerim. İlki deneme gibi olur ama buna da ciddi bir ilgi oldu. Yine eğer güzel bir ilgi olursa her cumartesi yaparız bunu.
Evet, bütün yarışmacılara başarılar diyor Hakan Turgut. Ben de başarılar diliyorum. Dikkatli olun, yanlış işaretlememeye özen gösterin. Başlıyoruz arkadaşlar. Şu anda 30 geçiyor. Hadi epik bir diyor. Peki, başarılar herkese. Haydi bakalım. İlk soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Özgün Satranç 1. Kahoot Satranç Bulmacaları Çözme Yarışması. Evet, siyahın en iyi hamlesini bulunuz. İngilizce çözmeye çalışan arkadaşlar için de açıklamasını yapayım. At F2, Knight F2, Kale H3, Rook H3, At E3, Knight E3, Kale C4, Rook Evet, 14 kişi doğru hamlenin Kale H3 olduğunu düşünerek doğru bildi. 5 kişi at F2 olduğunu düşündü. 1 kişi at E3 olduğunu düşündü. Kale C4 diyen olmamış. Ve ilk soruda 14 kişi doğru cevabı vermiş. Süre yetmiyor hocam diyor. Evet, ilk sorudan 14 soru. 14 kişi doğru yanıt verdi. Evet. Süre farkı var galiba diyor. Tamam. Bunu deneme gibi algılayabiliriz arkadaşlar. Elimi ayağıma dolaştı, boş bıraktım diyor. Canlı yayın çok geriden geliyor. Canlı tuşuna basmanız lazım. Belki sizin canlı yayınız geriden geliyordur. Ben de izliyorum şu anda canlı yayını. 1-2 saniye, maksimum 3-4 saniye gecikme var. Ondan problem yok. Deneme gibi yapalım bunu. Sonrasında devam ederiz. Peki. Beyazın en iyi hamlesini bulunuz. İkinci soru karşınızda. Kale A5, B3, kale A8, at D5. Bu sorunun cevabının ne olduğunu düşünürsünüz acaba? Kale A5 mi, B3 mü, kale A8 mi, at D5 mi? Evet, 24 kişi yanıt verdi bu soruya. İnternete göre fark ediyor maalesef. Evet, öyle bir durum da var. At D5'i evet 17 kişi bulmuş. Büyük bir çoğunluk at D5'i bulabilmiş. 4 kişi kale A8 demiş. 3 kişi de B3 demiş. Süre yetmiyor diyor. Peki, bu notu alayım. Abi süre bitiyor basamadan diyor. Mobilde diyagram gelmiyor. Diyagram gelmeyecek zaten arkadaşlar. Örneğin siz doğru şıkkın at D5 olduğunu düşünüyorsanız mobilden girip yeşil tuşa basacaksınız. Çünkü at D5 hamlesi yeşilde. Doğru cevabın kale A5 olduğunu düşünüyorsanız kırmızıya basacaksınız. Doğru cevabın B3 olduğunu düşünüyorsanız maviye basacaksınız. Kale A8 olduğunu düşünüyorsanız sarıya basacaksınız. Sistem o. Canlı yayın geldiğinde süre 10 saniye falan kalıyor diyor. Şu an süreyi değiştiremiyor musun? Evet, soruya siteden bakmayacaksınız. Soruya canlı yayından bakacaksınız arkadaşlar. Evet. Bu sefer şimdi ben yapamıyorum herhalde, değiştiremiyorum. İki soru sorulduğu için halihazırda evet yayından bakıyorsunuz soruyu. Aynen. Ondan dolayı bir işaretleme hatası olmuş da yani şeyden yapmayacağız. Yayında soruyu görüp onun hangi şıkta olduğunu görüp mobilden ona gireceğiz yani. Sistem o olmalı. Neyse, bu deneme gibi olsun. Devam edelim isterseniz. Evet. Decisive Lion, Swift Dragon, Epic Chicken, Aquatic Frog, Amazon Slot, şu anda ilk 5 sıradaki isimler. Devam ediyoruz. Bir sonraki soru karşınızda. Beyazın en iyi hamlesini bulunuz. Yayında diyagram büyük olmalı diyor. Tamam. Beyazın en iyi hamlesini bulunuz. Evet, fil D3'ü buldu büyük bir çoğunluk. 2 kişi kale CA5 demiş. 4 kişi F4 demiş. 16 kişi fil D3 ile doğru yanıtı vermiş. 2 kişi de H4 demiş. Evet, sonunda ya bastım. Süre an biti biliyordum soruyu da. Bastığım an süre bitti diyor.
Sarıya tıklayacaktım, süre bitti. En az 10 saniye fark var, gene süre bitti diyor. Tamam, bir sonraki yarışmada öyle yapalım. Bu saatten sonra değiştirilemez arkadaşlar, ama bu deneme gibi olsun. Peki bakalım. Friendly Wolf just hit answer streak 3. Friendly Wolf kimse 3'te 3 yapmış. Decisive Lion, Swift Dragon, Aquatic Frog, Epic Chicken, Amazon Slot arkadaşlarımız ilk 5 sırayı paylaşıyorlar. Bence şimdi değiştir. İlerlemeden Özgün Hocam diyor. Nasıl yapacağım onu? Değiştirebilme şansım var mı onu? Şu anda oynamaktayız. Hani onu bilen bir arkadaşım varsa. Yani şimdi yarışmanın buraya kadar olan bölümü de iptal olursa çünkü. Hayır ya, devam lütfen diyor. Peki. Yani bilen arkadaşım varsa şu bundan sonraki soruları en azından 30 saniye ya da daha fazla saniye gibi yapma şansımız varsa. Yayın 3 saniye geri. Aynen. Yayın 3 saniye geri. Tahta çok küçük diyor. Tahta çok küçük. Evet, diğer yayında bu şeyleri yapalım arkadaşlar. Aynen. Böyle devam edelim. Diğerinde bu gibi detaylara özen gösteririm ben. Hamle yerlerini göremiyoruz. Küçük tahta diyor. Peki Yusuf Yılmaz. Şöyle yapsam bir şey değişir mi diye bakacağım. Bence gayet iyi şu anlık diyenler de var. Peki şöyle yapayım. Böyle yapayım en azından. Görebiliyor olmanız lazım. Daha büyük ekranda görebiliyor olmanız lazım. Peki. Soru geliyor. Beyazın en iyi hamlesini bulunuz. At EF5, at DF5, at çarpı F7, vezir H8 şah. 30 saniyeyi sonra konsept yapalım. Oy çoğunluğuna bakalım. Aynen. Şimdi tahtının da büyümüş olması lazım. Evet, herkes vezir H8'i buldu neredeyse. 29 kişi doğru yanıtı vermiş. 2 kişi at çarpı F7 doğru hamle olur demiş. 1 kişi at DF5, 1 kişi at EF5 demiş. Ve iyi, çoğu kişi cevaplıyor diye. Evet, aynen, çoğu kişi cevaplıyor. Decisive Lion 2909, Swift Dragon. Evet, ilk 5 değişmedi şu anda. İlk 5'te bir değişim yok. Devam ediyoruz. Videoları izleyenler cevapları buluyor diyor. Petrosyan'ın hamlesi. Bravo. Petrosyan Spassky partisinden. Tahta değişmedi. Kaut ekranından çıkınca cevaplayamıyormuşuz diyor. Evet. Beşinci soru karşınızda. Siyahın en iyi hamlesini bulunuz. Kale C2, Vezir C2, Kale H1, At çarpı G3. Tahta değişmemiş. Evet, tahtayı nasıl büyüteceğimi düşünmem lazım arkadaşlar. Onu bir sonraki yayına yaparız. Bu deneme gibi olsun. Evet, 31 kişi yanıtladı bu soruyu ve herkes neredeyse kale H1'i buldu. Kale C2 diyen 1 kişi, vezir C2 diyen 4 kişi, at çarpı G3 diyen 2 kişi. Ancak büyük çoğunluk 24 kişi kale yayına baktıktan sonra kauta girmiyor diyor. O zaman evet, bilgisayardan yapmak lazım. Bir de o şeyle de alakalı olabilir. Uygulamadan uygulamaya değişir diye biliyorum. Evet, büyük bir çoğunluk yine doğru yanıtı bulmakta zorluk yaşamadı. Bu arada evet, Friendly Wolf ve Amazon Slot üst sıralara çıktı. İlk 5'e girdi. İlk 3 değişmemesine rağmen Amazon Slot 4. olarak, Friendly Wolf da 5. olarak ilk 5'e girdi. Bir sonraki soru karşınızda. 6. sorumuz. Beyazın en iyi hamlesini bulunuz. Vezir G4, Vezir B6, Kale çarpı E8, Vezir D2. Evet, cevaplar geliyor. O 23 kişi bununla da ciddi bir... Bu maçı da yayında analiz ettik diyor. Bravo, evet. Bu maçı da yayında analiz ettik. Vezir G4, bravo Emre. 23 kişi tarafından bilinmiş. 9 kişi kale çarpı E8 almak gerekir demiş. 3 kişi de vezir D2 demişler. Yayından sonra cevaplara da bakacağız zaten arkadaşlar. Yani yayından sonra derken yarışma bittikten sonra cevaplara bakacağız. Yanlış işaretleyenlerin aklında da soru işareti kalmasın diye. Hazırsanız
Şah H1'e at çarpı G3 çatal vardı. Vezir kaybediyordu. Evet, Emir Tofa. Aynen. Soruları çok güzel seçmişsiniz hocam. 6 vezir fedası. Süre az. İnternet yavaş, cevaplayamıyorum. Evet, açmaz vardı. Ben kale G3 var zannettim diyor. Peki. Bir sonraki soru karşınızda arkadaşlar. Değil. Decisive Lion. Evet. Alevi aldı gidiyor maşallah. Epic Chicken ve Purple Impala 4. ve 5. sıraya yerleşen isimler oldu. Decisive Lion doğrudan ilerliyor. 7. soru. Beyazın en iyi hamlesini bulunuz. Vezir E6 şah, vezir çarpı H8 şah, kale D8 şah, vezir çarpı C8 şah. Evet. 6. Evet, bunda bir zorlanma olmuş arkadaşlarımız tarafından. Bir kişi vezir E6 iyi hamle demiş. 12 kişi vezir çarpı H8 yapmak gerekir demiş. Bu yani bilenler vezir çarpı H8'e düşenlerden daha az. Ondan dolayı bu soruyu özellikle açıklayalım. Kale D8 doğru hamleydi. Kazanan hamleydi. 12 kişi vezir çarpı H8 demiş. 5 kişi de vezir çarpı C8 demiş. Moral bozmak yok. Konsept çok güzel diyor. Tamam, yine yaparız bunu. Decisive Lion bu soruda herhalde tökezledi ki Swift Dragon ve Aquatic Frog onun önüne geçti. Mystery Goose da zirveye, yani ilk 5'e yerleşti. Epic Chicken zaten dördüncüydü. Yerini korumuş oldu. Hocam, yanlış cevaplayanlar puan kaybediyor mu? Sabit mi kalıyor? Sabit kalıyor arkadaşlar. Benim notasyonlarım çok kötü. Şıkları okuyana kadar süren bitiyor diyor. Evet. Peki, devam arkadaşlar. Bir sonraki soru karşınızda. Find the best move for white. Beyazın en iyi hamlesini bulunuz. Kale 6 E5. Kale H4 şah. Kale B2, şah G2. Beyazlar sizce hangi hamleyi yapmalı? Evet, cevaplar geliyor. Evet, büyük bir çoğunluk buldu hamleyi. Kale 6 B5'e bir kişi düşmüş. Kale H4 demiş büyük bir çoğunluk ve doğru cevabı vermiş 28 kişi. Kale B2 bir kişi. Şah G2'de 2 kişi. Burada da problem yok herhalde. Bir sonraki soru karşınızda. Aquatic Frog Alevi aldı gidiyor. Birinci sıraya yerleşti. Swift Dragon'ın da önüne geçti. Bendeki ekranda şıklar bile düşmüyor diyor. Ekrana şıklar bile düşmüyor. O problemi çözmeye çalışalım Vedat Ali hocam. Hani ilk denememiz sonuçta. Ama yani büyük bir çoğunluk oynuyor şu anda. Ben de yardımcı olabilirim size bir sonrakinde. Peki, bir sonraki soru karşınızda. Değil. Nasıl katılabiliriz diyor Akbar Doktor. Şu anda hani sonradan girmek var mı bilmiyorum ama yayının açıklama bölümünde nasıl katılabileceğiniz yazıyor arkadaşlar. Devam. Siyahın en iyi hamlesini bulunuz. Vezir E1 şah, kale çarpı A3, fil F5, G6. Siyahlar sizce bu konumda ne oynamalı? Tamam. Evren Atayman, onu dikkate alacağım. Görüşlerinizi tabii ki. Benim favorim Gizemli Kaz diyor. Evet. 22 kişi Vezir E1'e düşmüş. Vezir E1'e savunma hamlesi var arkadaşlar. Bu da meşhur bir sorudur. Bronstein'in yaptığı bir hamle. 12 kişi doğru cevabı vermiş. İlk defa gördüm diyor. Kimin oyunuydu Kale A3? Bronstein'in oyunu. Vezir E1'e düşmüş. Vezir E1'e Vezir F1 ile savunabiliyor ve siyahlar hiçbir şey elde etmiş olmuyor. Evet, Vezir F1 vardı. Aynen. Bir kişi Fil F5, bir kişi de G6 demiş. Bakalım bu soruda. Evet, birinci değişiyor, lider değişiyor. Swift Dragon bir miktar daha hızlı bildiği için Aquatic Frog'a göre öne geçti. İlk 5'te değişim var mı? Witty Roaster geldi. Evet, bakalım devam edelim. Bir sonraki soru karşınızda. Siyahın en iyi hamlesini bulunuz. 10. soru.
D4, kale E6, kale E2, kale E7. Sizce siyahlar ne oynamalı? Kanalı şimdi keşfettim. Konsept ne? Konsept taktik çözme yarışması. Yani bulmaca çözüyoruz. İlk defa yaptığımız bir etkinlik. Evet, çoğunluk 19 kişi doğru yanıtı bildi. Kale E2 hamlesini bulmayı başardı. D4 demiş 7 kişi. D4 bir şey kazandırmıyordu. 1 kişi kale E6 demiş. 3 kişi de kale E7 demiş. Tek kazanan hamle kale E2 idi. Evet. Bu soruda da bakalım. Evet, ilk 5'te bir değişim olmadı. Dolu dizgin yoluna devam ediyor ilk 5. Viti Rooster benim diyor Yunus Emre Güne bakan. Peki. D4'de vezir D2 vardı basitçe. Doğru. Kolmov. Bravo. Bravo Vedat Ali hocam. Bagirov Kolmov partisinden siyahların Kolmov olduğu ve kale E2 hamlesiyle partiyi kazandığı oyun. Evet. Beyazın en iyi hamlesini bulunuz. Vezir çarpı E6, vezir C7, at B6, at E3. Sizce beyazlar burada nasıl kazanır? Bir sonrakine onu da yapalım. Ramazan Dursun. Kimin oyunu olduğunu da yazalım. Evet, 12, 13 kişi vezir C7 ile doğru yanıtı buldu. 9 kişi at B6'ya düşmüş ama at B6'da bir şey olmuyor. Önce vezir C7 ile başlamamız gerekiyor arkadaşlar. Bunların zaten çözümlerini yapacağız hep birlikte. Vezir çarpı E6 4 kişi tarafından söylenmiş. At E3 diyen olmamış. Evet. Next dediğimizde değişim. Oo, bu soruda bayağı değişim oldu. Decisive Lion bir miktar öne geçti. İkinciliğe yerleşti. Witty Roster da dördüncü sıraya yerleşti. Evet, onda bir problem var. İnsanlar herhalde internetlerinde bir problem oldu. Yarışmaya evet dolu dizgin devam edelim. Dolu dizgin devam etmeyelim. Burada bir bekleyelim. Nasıl katılacağız buna? Her cumartesi yapıyoruz arkadaşlar. Bundan sonra hani şey olmayabilir. Yani bu saatten sonra hani katılmak size bir şey vermeyebilir. Ama her cumartesi böyle bir etkinlik yapacağız. Şans kalmadı diyor. Peki. Ben 2 dakika mola istiyorum. Moderatör arkadaşlara da haber verelim. Hani sorulara yanıt verebilirseniz sevinirim. Ben 2 dakika içinde geliyorum. Benden az bilen benim önümde diyor. Süre az. Tamam hocam diyor. Peki. Ben ilk anlamadım diye çok puan kaybettim diyor. Evet, artık hani deneme gibi ilk kez yaptığımız bir format arkadaşlar. Bunu yapacağız nasıl olsa. Hem de alışkanlık olsun ilk hafta diye. %50 hız, %50 doğru yapmak önemli. Doğru söylüyor. Hız da önemli üst sıralara çıkmak için. Peki. Bir sonraki soru karşınızda. Beyazın en iyi hamlesini bulunuz. Bu bitince bir daha yapamam çünkü hazırlamak uzun sürüyor. Ayaz Şaşkın. Bir sonraki yayında yine yaparız. At çarpı E6, vezir H8, vezir G7, at F5. O, bunu bilen az çıkmış. 8 kişi bilmiş. 6 kişi at çarpı E6 demiş. At çarpı E6 zaten olmuyordu. Vezir boştaydı. 10 kişi vezir H8 demiş. O da olmuyordu. Çünkü çifte şah çekerek gelmemiz lazım. Vezir G7 doğru yanıt. 3 kişi at F5 demiş. Onda da vezir boştaydı. Peki. Devam edelim. Bakalım değişim oldu mu? Oo, bayağı bir değişim oldu. Witty Rooster 3. sıraya yükseldi. Shining Duck sıralamaya girdi. Swift Dragon, Decisive Lion yerini koruyor. Aquatic Frog da
Dördüncü sıradaki yerini korudu. Sveşnikov, evet. Bravo. Harikasınız Vedat Ali Hocam. Kimler arasında oynandığını bile söylüyor. Sveşnikov Şerbakov partisindendi o da. Kaçıncı sorudayız? Bilmiyorum. Birazdan göreceğiz. Evet. Bir sonraki soru karşınızda. 13. sorudaymışız. 13. soru karşınızda. Beyazın en iyi hamlesini bulunuz arkadaşlar. H6, fil F2, fil F4, fil D6. Evet, 16 kişi doğru yanıtı verdi. Bağlantıdan dolayı keyif alamadım diyor. Canınız sağ olsun Vedat Ali Hocam. H6 diyen 3 kişi olmuş. Fil F2 diyen 6 kişi olmuş. Fil F4 diyen 16 kişi doğru yanıtı vermiş. Fil D6 diyen de 2 kişi olmuş. Fil F4 kimin partisi? Evers, Kiffmeyer. Hepsini zaten yarışmadan sonra göstereceğim arkadaşlar. Taktik çözümlerini. Evet. Bir sonraki soruya geçeceğiz birazdan. Decisive Lion hızda öne geçiyor. Birinci götürüyordu uzun bir süre. Bir miktar geriye düştü kendisi. Sonra hemen toparlayıp tekrar birinci sırayı aldı. Ama birinci ile ikinci arasında 14 puanlık fark var. Yani hıza bakacak. Zaten yanlış cevap verme lüksleri yok. Birinciliği kaybetmek istemiyorlarsa, zirveden kopmak istemiyorlarsa. Yine Witty Rooster, Aquatic Frog ve Shining Duck da yakın bir puanla takip ediyor. Yani 8800'e çok yakın olmasa da en azından zirvenin kovalayıcıları diyelim. 6.'yım, 800 fark var 5. ile diyor. Sihirli kas favorim diyen kimdi? O mesajdan sonra patladık diyor. Etem, evet. Peki, bir sonraki soru karşınızda arkadaşlar. Beyazın en iyi hamlesi de bulunuz. Vezir çarpı H7, kale F5, kale F3, kale E7. Bastım toprak kayıyor diyor Emrah Özdemir. Evet. 13 kişi kale F5'i buldu. 7 kişi vezir çarpı H7 demiş. Kale F3 diyen bir kişi olmuş. Aslında kale F3'ü ben şaşırtmalı şık olsun diye koymuştum ama ona pek düşen olmamış. Kale F5'i bulmuş arkadaşlarımız. Kale E7 diyen 3 kişi bu şekilde boğmaca matı. Evet, son 6 sorunun hepsini bulmalıyım diyor. Bunu hız olarak kötü yaptım diyor. Peki, 13 kişi doğru yanıt verdi. İlk 5'te bir değişim. 4 ile 5. sıra değişti sadece. Shining Duck 5.likten 4.lüğe yükselmiş oldu. Kale F5, Vezir H7, At F7. Bravo Ramazan Dursun. Evet. O da Kudişeviç ile Rich arasında oynanmış bir oyun. Peki. Bir sonraki soru karşınızda. Beyazın en iyi hamlesini bulunuz. Vezir G6, Vezir çarpı F6, Vezir çarpı G7, Vezir H5. Farkı 700'e indirdin diyor Hakan Turgut. Vezir G6'yı 5 kişi bulmuş. Bu soruyu cevaplayan kişi sayısı da az olmuş. Herhalde süreleri yetiştirmedi arkadaşlarımızın. Vezir G6 ile mat oluyordu. 3 hamlede mat vardı Vezir G6'dan sonra. HG6 alınması takdirde 2 hamlede mat oluyor. Aksi takdirde şahı Vezir G6'dan sonra E7'ye kaçarsa o durumda da totalde 3 hamlede mat olmuş oluyor. Vezir çarpı F6 mat değil. Vezir çarpı G7 de mat değil. Yapamadım diyor satranç çocuk. Evet bakalım ne olacak. Uzun sürdü bunu bulmam diyor. Ve değişen var mı? O Decisive Lion bu soruyu bilmiş. Swift Dragon bilememiş. Bu sayede 200'e indi diyor. Hocam 20 saniye olacak gibi değil. Gerçekten Time Is Up yazısını görmekten usandım diyor. Tamam Yusuf Yılmaz bu uyarılarınızı dikkate alacağım. Önerilerinizi. Ona göre bir sonraki hafta yaparım programı. Peki devam edelim. Beyazın en iyi hamlesini bulunuz. H7, kale çarpı C5, kale E5,
Kale D8. Bakamadık bile, geçti su gibi diyor. Yayının geriden gelmesi de kötü etkiliyor. Evet, tamam arkadaşlar. Bunların hepsini dikkate alacağız. İlk hafta. Hani eksiklerimiz olursa mazur görün. Onu telafi ederiz bir sonraki hafta. Korşnoy'un değil, tersi, yani siyahların yaptığı bir kombinezon vardı. Onu Korşnoy yapmıştı. Bu kombinezona benziyordu ama siyahlar beyazlara uyguluyordu. Tabii bu da Roland Bey'in yaptığı bir kombinezon. Miroslav Filip'e karşı. Ben iki soru cevap veremedim, o yüzden kötü oldu. Karınca duası gibi diyagramlar diyor. Tamam arkadaşlar, bunların hepsini yapacağız. Bakalım değişti mi? Evet, Quick Deer 5.liğe yükseldi. Aquatic Frog 4.liğe yükseldi. Decisive Lion dümdüz ilerliyor. Dolu dizgin ilerliyor. Eltaş Safarlin'in de böyle oyunu var diyor. Peki. Devam edelim. 17. soru karşınızda. Son 4 soru. Siyahın en iyi hamlesini bulunuz. Kale çarpı B1, vezir çarpı B6, at G3, kale A8. Diyagram için doğru demiş. Bravo Regen diyor. Evet, at G3'ü bulan arkadaşlarımız çoğunlukta. 14 kişi doğru yanıtı bulmuş. Kale çarpı B1 diyen 3 kişi. Vezir çarpı B6 diyen 2 kişi. Kale A8 diyen de 1 kişi oldu. İlk 5'te bir değişime yol açmadı bu soru. İlk 5'i çok etkilemedi. Aynen devam ediyoruz. At G3'ten sonra ne oluyordu hesaplayamadım. Hepsine bakacağız Hakan Turgut. Soruların çözümlerine birazdan bakacağız. Taimanov Karpov. Karpov Taimanov. Yani kombinezonu atan Taimanov'du. Siyahlarla oynayan oyuncu Taimanov'du. 1977. Evet. Elinize sağlık Vedat Ali Hocam. 18. soru. Son 3 soru. Beyazın en iyi hamlesini bulunuz. At H4, kale çarpı D8, fil C1 şah, fil E7. Oo. Bunda evet, fil C1'e çok düşülmüş. At H4 doğru yanıttı. Usul hamleyle rakibin kaçış karelerini tıkıyoruz ve mata çare yok. Usul hamle motifini işlemiştik. Görülmesi de kolay bir soru değildi. At H4 en doğru yanıttı. Beyazın en iyi hamlesiydi. Diğerlerinde bir şey elde edemiyordu beyazlar. Kale çarpı D8 diyen 5 kişi olmuş. Fil C1 diyen 9 kişi olmuş. Fil E7 diyen 4 kişi olmuş. Fil C1, şah G6, at H4 mat diyor. Değil işte. Değil. Fil C1 değil mi diyor. Değil. Bakalım. Fil C1, şah böyle giderse at H4 oynuyorsunuz. Bunun cevabına bakacağız arkadaşlar. Fil C1 olmadığını, neden olmadığını göreceğiz. Peki. Tamam Önder Demir. F5'teki atı alıyor. Aynen. F5'teki atı alıyor. Aynen. Evet. İlk 5'te bir değişim olmadı bu sorudan sonra. Peki. 19. soru. Son iki soru artık. Beyazın en iyi hamlesini bulunuz. Kale D7. At çarpı E6. Vezir çarpı H5. Fil çarpı G6. Oo, bir kişi, o bir kişiyi kutluyorum. O bir, evet. Soruyu 23 kişi cevaplamış, bir kişi doğruyu bulmuş. O kişiyi de kutluyorum. Valla söylesin bu soruyu. Kale D7'yi, yuh nasıl olur diyor. Vezir H5 tipik. Evet.
O bir kişi kim arkadaşlar? O benim. Serdar Murat Yıldız bilmiş. Bir kişi kalede yedi. Vallahi tebrik ediyoruz. Bu soru zordu. Maçı biliyorum, Vezir H5 ya diyor. Bakacağız arkadaşlar. Birazdan bakacağız. Savunma hamlesi var Vezir H5'e. Bunda çok yanılan olur demiştim ama oldu hakikaten. Bu kadar beklemiyordum. Yani 1'e 13 gibi bir oran beklemiyordum. Kale D7 de doğru yanıt. Evet. Vezir H5 tipik çift soru. Evet, kesinlikle Ramazan Dursun. Evet, son sorumuz karşınızda değil. Önce ilk Aquatic Frog'muş. Aquatic Frog kim? Diyagramı büyütüp süreyi artırsan tadından yenmez Özgüncüm diyor. Tabii. Yaparız Etem. Aklımda. Genel kültür bilgi sorularıyla da karışık olsun hatta diyor. Vezir H2 var, evet. Yunus Emre. Süre de etkiliyor hocam. Harika, eğlenceli olur. Yaparız. Vera Menchik, evet. Evet, son soru. Decisive Lion'ın bilememesi, Swift Dragon'ın bilmesi halinde zannedersem Swift Dragon öne geçiyor. Aksi takdirde yarışmanın kazananı Decisive Lion olacak gibi. Bakalım. Son soru karşınızda. Başarılar dilerim. Siyahın en iyi hamlesini bulunuz. Vezir E1, Vezir G4, G çarpı F6, G6. O 3 kişi bile bildi bu soruyu da. Bunda da Vezir E1'e düşenler çok oldu. Vezir E1'e Şah H2 hamlesi vardı. O gözden kaçtı herhalde. Vezir G4 doğru yanıttı. Peki. Ve yarışmamız sonlandı. Üçüncümüz Aquatic Frog ismini bildirmişti. Swift Dragon ikinci bu sayede. Decisive Lion'da birinci olmuş oldu. Kutluyoruz ve Decisive Lion bana yarışmadan önce ismini söylemişti. Ozan Cingöz arkadaşımızı kutluyoruz. Swift Dragon'u kimse kutluyoruz. İkinciliğini. Hemen buradan raporlara bakalım. Kaçıncı olduğumuzu görelim. Aquatic Frog Serdar diyor. Bunun ikincisi kesinlikle gelecek arkadaşlar. Reportuna bakalım şimdi. Şıkka bakmaktan 5. oldum. Herkesi tebrik ederim diyor. Evet. Players diyelim. 71 kişi yarışmış. Decisive Lion. Soru, evet, 16 soruya doğru cevap vermiş. Yok, 15 soruya doğru cevap vermiş. Decisive Lion, yani Ozan Cingöz. Swift Dragon kimdi? İkincisini haftaya cumartesi bekliyoruz. Tabii ki yapacağız. Yapacağız. Aquatic Frog, Serdar Murat Yıldız. Üçüncü olmuş. Kutluyoruz. Witty Rooster kimdi? Witty Rooster kimdi arkadaşlar? Neyse. Kullanıcı adınızdan buradan bakabilirsiniz. Quick Deer 6. Şey 5. Shining Duck 6. Glowing Egret 7. Purple Impala 8. Champion Bobcat 9. Amazon Slot 10. Honest Puffin 11. Bolt Panda 12. Friendly Wolf 13. Epic Chicken 14. Charming Rhino 15. Lively Turtle 6. Magic Impala 17. Blue Bobcat 18. Speedy Egret 19. Mystery Goose 20. oluyor. Soruları zorlaştırıp süre artacak, diyagram büyüyecek ve diyagramın gözükmesiyle saat çalışmaya başlayacak diyor. Tamam. Bunların hepsini hesaba katacağız Vedat Ali Hocam. Hemen soruların çözümüne bakalım. Tamam. Yayın her türlü geriden geliyorsa onu öyle yapalım arkadaşlar. İsterseniz soruların çözümlerine gidelim. Hani aklımda soru işareti kalan arkadaşlar için. Bu zaten Kale H3'ü çoğunluk buldu. Kale H3'ten sonra mata çare yok burada. Örneğin Kale F3 oynadığını varsayalım. Fil çarpı F3, fil D4, fil çarpı D4, vezir F3, kale çarpı H2 ile mat oluyor. Hocam yok mu şimdi bir turnuva diyor. Tamam, bu çözümleri yapalım. Talep olursa turnuva da yaparız arkadaşlar.
Kale H3. Kale H3'ten sonra vezir E4 alırsa zaten kale çarpı H2 ile bir hamlede mat oluyor. Bu birinci soruydu. Rod Levi-Rubinstein partisinden. Gençler niyet iyi, eğlence de iyi ama şu berbat internetim var ya diyor. Canınız sağ olsun. Alekin değil. Rubinstein'in siyahlarla oynadığı parti. İkinci oyuna geçelim. Bunu zaten büyük çoğunluk buldu. At D5 çift ünlem. Çünkü kale çarpı A4 aldığı takdirde at E7 ile mat oluyor. Kaleyi kaçmazsa da bu durumda sorular çok kaliteliydi. Tebrik ederim diyor. Turnuva istiyoruz. Evet. Tamam. Bu bittikten sonra yapalım arkadaşlar. Soruları çözeceğiz demiştik çünkü yarışmadan sonra söz vermiştik. Onların çözümlerini yapalım. At D5. Kaleyi alması halinde at E7'den mat oluyor. Almazsa da örneğin kaleyi kaçtığını varsayalım. Ama tabii kale E7'yi tutacak biçimde kaçmalı. O durumda da C7'deki kaleyi alıyoruz. Kazanıyoruz. Kale D7 güzeldi diyor. Bu evet Tal. Mihail Tal'in partisi. Tal Averkin. Aynen öyle. Devam edelim. Bu da Capablanca. Bunu da çok fazla kişi bildi. Bunu Jose Raul Capablanca, Nicolas Rossolimo arasındaki partiydi. Fil D3 hamlesi doğruydu burada. Vezir G6'lı soruyu ben yapamadım. Boş bıraktım. Zaman yetmedi diyor. Emek Oğuz merhaba. Hoş geldiniz. Evet, fil D3 hamlesi. Burada fil D3'e karşı kalemizi alırsa son sıra zayıflığından dolayı mat oluyor. Filimizi aldığı takdirde kalesi boşta. Onun yanı sıra kale E8 ile atını korusa bu durumda kale çarpı E5 yapmaktan çekinmeyeceğim. Yine mat var çünkü aşağıdan. Kale D8 doğrudan oynarsa da kalesini korumazsa da o zaman da at boşta kalacak. Bu soruda gözüm kale çarpı E5'i aradı şıklarda. Kale çarpı E5'i koysaydım o da fena hamle değil. Ondan dolayı hani itiraz olabilirdi. Diğer hamleler kaybediyordu ya da eşitliğe götürüyordu. Bu fil D3 kazanıyordu. O yüzden fil D3 dedim bu soruda. Bu sanki birinci dönem birinci özgün satranç okulu klasikler yazılısı olmuş diyor. Yok. Bunun benzeri Lev Poligoyevski, Lubomir Ptashnik diyor Vedat Ali Aksu. Evet. Kesinlikle. Evet. Üçüncü soru da bu şekildeydi. Bu soru zaten meşhur Petrosyan Spassky partisinden Vezir H8 çift ünlem alınca at çarpı F7. Ben şah çekerek geliyorum. Şah G7 kaçınca da at çarpı G1, at çarpı G5 alıyorum. Ve at önde, at ve piyon önde kazanıyorum. Bu soruda da bir problem olmadı. Dementiev Zinsgashvili partisi bu da kale H1'di. Buna Vezir C2 diyenler çoğunlukta olmuştu. Yok, çoğunlukta olmamıştı. Kale H1'i bulmuştu çoğunluk ama Vezir C2'ye düşenler hatırı sayılır miktarda olmuştu. Ama tabii kale H1 varken şah çarpı H1 alırsa at çarpı G3 bu kale açmaz da F3'teki kale açmaz da olduğu için bu kaleyi yiyecek durumu yok. Bir sonraki hamlede de buradaki atı alacağım. Veziri alacağım. Ondan dolayı materyal önüne kalacağım. Kazanacağım. Kale H1 de doğru yanıt. Devam edelim. Vezir G4'tü burada doğru cevap. Bunu hem canlı yayında izledik hem videosu vardı bunun. Mustafa haklı çıkıyor. Vezir G4, Vezir B5 oynanınca Vezir C4, Vezir D7 oynanınca Vezir C7 saptırma açmaz nedir sorusu diye. Evet. Vezir C7 iki yerden birden yani iki taşla birden alınabilecek bir noktaya vezirimizi koyuyoruz. Evet, Vezir B5'e Vezir C4 çift ünlem, Vezir D7'ye de Vezir C7 çift ünlem. Bunu herhangi bir taşla alırsa E8 karesinden mat oluyor. Ondan dolayı tekrar Vezir B5 gidiyor. Buna da A4 ünlem. Vezir A4 alınca bir de Kale E4 ünlem. Eğer bunu alsaydı o zaman kale, Vezir C8 alıp mat edecektik. Vezirle de alamıyor benzer şekilde. Yine Kale çarpı E4 diye yanıt verdiğimiz için. Ve Vezir B5'ten sonra da Vezir çarpı B7 ile artık A4 E8 çaprazında Vezir'e hiçbir yer kalmıyordu. Ve beyazlar kazanıyordu. Buna bakmıştık. Evet, saptırma motifinin sonuna kadar işlendiği bir örnekti. Vezir G4'ü burada büyük bir çoğunluk buldu ama burada bu soruda kale çarpı E8'e düşenler çok oldu. Kale çarpı E8 yerine burada doğru yanıt Vezir G4'tü. Kale çarpı E8 bir şey vermiyor. Evet. Bu soruda çok yanılanlar oldu. Vezir kale D8 yerine başka hamlelere yöneldi arkadaşlarımız. Burada kale D8 kazanıyordu. Nasıl kazanıyordu? Şimdi bu kale alınmak zorunda. Şahın kaçacak yeri yok çünkü. İlk gördüğümde de şimdi de beni şaşırtıyor bu kombinezon diyor. Kolle değil hocam. Torre. Adams Torre.
Bekçiyi uyutma. Evet. Burada da kale d8. Şimdi bu alınacak. Vezir çarpı d8 alırsa vezir e6 şah, şah f8'e kaçmak zorunda. Vezir f7 ile mat. Bir de mat ile ilgili mat temaları. Bu soruları nereden buldunuz? Mükremin kamış yine mi gelmiş? Bunu gönderin, bu Mükremin kamışı. Geçen yayında abuk subuk konuşmuştu. Yalnız hocam bu hepsi klasik maçlardandı. Yani bunları bilmeyenler için sorular aşırı zordu. Evet tabii önceden incelemiş olmaları lazım. Kale d8. Vezir d8 alırsa ne olduğunu gördük. Fille alırsa da vezir çarpı h8, şah çarpı h8, kale f8 ile mat ediyoruz. Ondan dolayı bu şekilde mat. Genel satranç bilgisi yeterli. Evet kesinlikle. Burada doğru yanıt kale h4'tü. Bununla çok yanılan olmadı zaten. Şahla alırsa kale h6'dan mat. Piyonla alırsa orada da kale b5 ile vezir kazanıyorum ve piyon finali kazanç oluyor bana bir anda. Çünkü uzak geçirime yetişemiyor. Piyonuma yetişemiyordu. Dolayısıyla bu soru çok problem teşkil eden bir soru olmadı. Kale h4'ü büyük çoğunluk buldu. Kale çarpı a3, b çarpı a3. Evet buna siyahların gözünden bakacağız. Rubinstein burada büyük çoğunluk vezir e1 demişti. Vezir e1 bir şey kazandırmıyor. Vezir f1 ile savunabiliyor arkadaşlar. Halbuki kale çarpı a3 çok çok daha iyi bir hamle. Kale h4 sorusunda kar senin kar yakını yendiği maç aklıma geldi diyor. aynen. Şimdi burada vezirle aldığı takdirde vezir e1 mat. Vezir e1'den sonra mat. B ile aldığı takdirde vezir çarpı a1'den sonra araya bir taşları kapatıp mat oluyor. Bu da olmaz. Evet. Vezir h6 çift dönem, bravo. Yıldırım Partisi'nde oluşmuştu. Harika. Kaleyle aldığı takdirde a3'teki kaleyi kaleyle aldığı takdirde o durumda zaten doğrudan mat oluyor. Kale a3 aldıktan sonra neyle alırsa alsın aşağıdan mat tehditleri var. Materyal kaybediyor. Vezir d1 oynarsa örneğin kale a1 bunda bile mat oluyor. Ondan dolayı doğru hamle kale çarpı a3'tü. Bir sonraki soruda kale e2 doğru hamleydi. Burada d4'e çok düşenler olmuştu. d4 diyenler olmuştu ama d4 vezir a1'den sonra da vezir d2'den sonra da bir şey vermiyor. Ondan dolayı d4 kazanmaz. Radmir Kolmov bir mücadelesinden siyahlarla oynadı. Kale e2 oynayarak vezir d2 ve vezir a1 hamlelerini engellemiş oluyor. Tabii kale alınamıyor çünkü vezir boşta. Veziri önce alsa desem o zaman da kale e1, şah h2, gf6 var. Şimdi bunları yapamadığına göre kale e2 hamlesine karşı ne yapacak bu vatandaş? Vezir a1 de olmuyor çünkü vezir f2'den sonra mat oluyor. Her türlü mat. Kale e2, a4, vezir g4'lü soruya benziyor. Saptırma vezirin d2'ye gitmesini engelliyor. Evet kesinlikle Holmov bu güzel hamleyi görmüş. Diğer hamleler kazanmıyordu. Kale e2 kazanıyordu. Burada evet vezir c7'yi büyük çoğunluk buldu. At b6 diyenler oldu ama doğru yanıt vezir c7. At çarpı c7 mecburi. At b6 şah. Şahın kaçacağı sadece b8 var ya da a çarpı b6 yapabilir. A çarpı b6 yaptığı takdirde kale d8 ile mat. Şah b8 kaçtığı takdirde kale d8, vezir c8 kapatınca ister kale çarpı c8 ile isterseniz de at d7 ile mat edebilirsiniz. Bu da hoş bir soruydu. Manka Braga Partisi'nden. Murphy stili diyor. Evet. Bir sonraki soru. Burada vezir h8 diyenler çoğunlukta oldu. Vezir g7 diyenler de oldu ama vezir h8'e düştü çoğunluk. Şimdi şah çarpı h8 alınca at f5'ten sonra çifte şah çekmiyorum. Sadece film şah çekiyor. Dolayısıyla rakip f6, e5 gibi hamlelerle bu şah tehdidinden kurtulabiliyor. Fakat vezir g7 ile başlarsak eğer Sveshnikov-Şerbakov arasındaki 1991 yılındaki partiden eğer vezir g7 ile başlarsam şah çarpı g7'den sonra at f5 çifte şah çekerek geliyor. Ne bu? Atı alacak vakti oluyor rakibin. Filin tehdidi var çünkü. Ne de filin önünü kapatacak vakti oluyor. O zaman da atın tehdidinden kurtulamamış olur. Şah buraya kaçınca da ister at h6 ile mat edebilirsiniz, ister at h7 ile mat edebilirsiniz. Sveshnikov vezir g7 ile kazanmayı bilmişti. Burada fil f4 çok bir problem olmadı. Evers ile Kiffmeyer arasında
oynanan mücadelede çoğunluk buldu Fil F4'ü. Fil F4 yol tıkama. Rakibin sonuçta bizim piyonumuza yetişmesinin tek şansı önce F4 sonra F5 sürmesi. Biz önce F4 sürmesini bir hamle geciktirerek rakibe savunma şansı tanımıyoruz. H7 sürdüğünde anca F4 sürebildi. Biz H8 ile vezir çıkabildik. Fil F4 yol tıkama hamlesiyle kazanıyoruz oyunu. Peki, burada kale F5 çok güzeldi. Büyük çoğunluk kale F3'e düşer dedim ben. Kudišević-Rič partisinden bu da. H6'ya düşen 5 oyuncu oldu. F4 F5 fikri var. Fil F4 ünlem diyor. Evet, aynen H6'ya düşen de oldu. Kale F3'e düşen çok olur dedim ben bu soruda ama vezir D1 vardı. Kale F3 bir kişi demişti. Ben şaşırdım. Evet. Vezir çarpı H7 diyenler oldu. Ha, vezir çarpı H7'ye ne vardı? Vezir çarpı H7'den sonra rakip vezir çarpı H7 alıyordu. At çarpı H7. Şah çarpı H7'den sonra hiçbir şey çıkmıyor. Yani şu anda taş gerideyiz. Belki evet kale çarpı H7'den sonra 3 piyon oluyor taşa karşı ama kazanç değil. Burada kazandıran hamle kale F5 çift ünlemdi. Bağlantıyı kesiyoruz. Kale F3'e zaten vezir D1 olduğunu söylemiştik. Kale F5 oynayınca da şimdi vezir F5 almak zorunda az çok. Bu durumda da vezir çarpı H7. Vezir çarpı H7 at F7 ile boğmaca matı oluyor. Evet. Burada vezir G6 doğru hamleydi. Vezir çarpı F6 diyenler çok oldu. Ben şaşırdım bu soruda. Vezir G6 yani görünüyor. Vezir çarpı F6 olmuyor çünkü G çarpı F6'dan sonra biz bir şey elde edemiyoruz. Hani burada vezir çarpı F6 diyen çok oldu. Başka şıklar da söylenmişti sanki. Vezir çarpı G7 gibi hamleler de söylenmişti. Orada herhalde gözden kaçan hamle fil çarpı G7 oldu. Ya da kale çarpı G7 de savunuyor zaten. At G5'i engellemiş oluyoruz. Ama vezir G6 doğru hamleydi. Vezir G6'dan sonra HG6 alırsa at G5 bir hamlede hemen mat. Almazsa şah E7 kaçarsa o durumda da vezir F7 şah çarpı F7'ye at G5 mattı. Ondan dolayı kazanıyorduk. Bunda da kale D8 yol kesme motifi. Bu da rahat bir soruydu. Kale D8 rakip şahla alınca pardon, şahla alınca H7 sürüyoruz ve H8 ile H8'e çare yok. At G3. Yani bu soru Karpov-Taimanov partisinden. At G3 şah çekince vezir çarpı G3 kale çarpı B1 bundan sonra zaten kalite önünde kazanıyor siyahlar. Onun dışında at G3'e H G3 alırsa burada da kale A8 kale H8'e çare yok. Usul hamle kale H8 ama kale H8 oynamamıza çare yok. B7 sürse mesela kale H8 mat. Ondan dolayı kazanıyorduk. Kale F5'i yaptıktan sonra eyvah doğru yanıt kale F3 müydü diye ayıflandım diyor Hakan Turgut. Bir önceki soru için herhalde. Evet. Burada çok yanılan oldu. At H4. Herkes fil C1 dedi ama fil C1'e at boştu arkadaşlar. O gözden kaçtı herhalde. At H4'ten sonra mata çare yok. Ya da materyal kaybına çare yok. Örneğin F5 oynasın. Şah F6'dan kaçmaya çalışsın. Fil E7 ile kale kazanıyoruz. Geçtim. İyi akşamlar Orhan Kopgül. At D5 oynarsa fil C1 at D F4 fil çarpı F4 at çarpı F4 kale G7 şah H6 at F5 mat. Geçtim. Şah H6 doğrudan kaçsa at H4'e karşı doğrudan şah H6 kaçsa fil C1, at G5, kale çarpı D8, kale kaybediyor. Kale çarpı D7 alsa, fil C1, kale D2 buradan mat oluyor. At F4 de kapatıp, en son fil çarpı F4 de mat oluyor. Mat, her türlü mat ya da materyal kaybediyor. Rauf Mamedov, Vladimir Petkov partisinden. Veremençik, evet bu soruda çok yanılan oldu. Bir kişi doğru yanıtladı bu soruyu. Kimse tekrardan tebrik ediyorum bu soruyu doğru yanıtlayanı. Herkes vezir çarpı H5 dedi.
Ozan hocam turnuvada birinci olmuşsunuz. Tebrikler, selamlar diyor. Evet, Ozan Cingöz birinci oldu turnuvada. Vezir çarpı H5 diyenler G çarpı H5'e flash 7 olduğunu görüp doğru cevap bu dedi. Bu çok yanıltıcı bir soruydu çünkü vezir H2 hamlesi var. Vezir çarpı H2, at çarpı H2. Unutmayın ismimi, soruya baktıkça beni hatırlayın diyor. Ha, sen mi dedin? Serdar Murat Yıldız, evet, tebrik ederim bu soruyu. Kale D7 ile doğru bildiysen harikaydı yani, yanılmadın. Şah çarpı H2'ye çünkü fil G5 alıyor. Pek bir şey elde edemiyoruz beyazlarla, kazanç olmuyor. Doğru yanıt kale D7 olacaktı. Kale D7, vezir çarpı D7'ye vezir H5. Şimdi hiçbir şey yok. Vezir H2'nin gıcık bir hamle. Rüyanı kabusa çevirir vallahi diyor. Evet. Kale D7'den sonra vezir çarpı D7 veziri saptırıyoruz ve şimdi vezir çarpı H5'ten sonra mata çare yok. Başka kale D7'yi almasa vezir C6 oynasa örneğin o zaman bir şey istemiyor. Ben E7'deki kaleye fili alabiliyorum. Bu da güzel soruydu. Evet. Hocam siz de ilk seferde yanıldınız mı? Çok merak ettim. Evet. Bu soruyu ben de bana sorduklarında yanıldım. O yüzden ben de vezir çarpı H5'e atlamıştım yani. O yüzden ilgimi çekti bu soru. Peki. Ve son soru. Büyük çoğunluk vezir E1 dedi bu soruda da. Vezir E1'e bir şey olmuyor arkadaşlar. Şah H2 kaçıyor. Bir şey elde edemiyoruz. Çünkü vezir çarpı C3 yapınca vezirle geri dönüp alıyor. Materyal önüne kalıyor beyazlar. Doğru yanıt görülmesi zor ama vezir G4'tü. Vezir G4'ten sonra G2'den mat istediğimiz için HG4 alıyor. Buna da GF6 alıyoruz. Vezir G4'de kale G3 oynarsa da bu sefer vezir çarpı G3 var. F çarpı G3'e G çarpı F6 ile kazanıyorduk. Soruların çözümleri bu şekildeydi arkadaşlar. Birkaç tane şaşırtmalı soru vardı. Turnuvanın yarışmanın ilk yarışmamızın birincisi Ozan Cingöz'ü tebrik ediyorum. Ve evet, şimdi turnuva istiyorsanız yapabiliriz. Belli bir sayıda talep gelirse turnuvayı düzenleyelim arkadaşlar. Evet, turnuva isteyenler artı bir desin arkadaşlar. Bu turnuva All Star'a dahil değil. Hayır. Bunun duyurusunu yapmamız gerekirdi. All Star'a dahil olması için önceden duyurusunu yapmamız gerekirdi. All Star'a dahil olmadığını söyleyelim. Balıt mı yoksa diyor. Değil arkadaşlar. Balıt. Balıt turnuva çıkmaz bizden. Ozan Cingöz. Bizde Yıldırım olur. Artı 11 diyor Etem. Siz oynayacak mısınız? Duruma göre bakayım. Katılımcı sayısı az olursa ben de oynarım arkadaşlar. Linki de kopyalar yapıştırırım buraya. Artı 0 olsun diyor. 3 artı 0. Tamam. 3 artı 0 yapalım. Arena bizde olmaz. Bizde Swiss olur. Yarışma sonrası turnuva. Tur katılımcı sayısına göre. 3 artı 2 olsun diyor. Hocam arena olsun bu sefer. Arenaya alerjim var ya Önder. Arenayı sevmiyorum valla. Öndercim ya. Maalesef. Arena istemiyorum. 3 artı 0'da bayrağı oynanıyor çok fazla. Siz de katılın bakalım beni devirebilecek misiniz diyor. Yok canım, ben seni nasıl devireyim? Sen kale D7 hamlesini bulmuş adamsın. Evet. 3 artı 0. Yiğit, 3 artı 2 turnuvalar zaten Wednesday Swiss'te yapılıyor. Bu hani sizin isteğiniz üzerine bir turnuva. Çok fazla uzun da olmasın. Hatta 7 tur yapalım şunu da. 3 artı 0.
ideal olur herhalde. 7 tur daha mı ideal? Evet, 7 tur yaptım zaten. Turnuva başlangıç saati 10.04. Saat 9.30'da başlatalım. 9.30 mu diyelim? 9.30'da başlatalım ya. Evet, süreye oynama olsun ya. Normal bu şeye dahil değil zaten. Hani bir ödüle falan dahil değil. Yani veya All-Star'a da dahil değil. Bu sadece tecrübe amaçlı yaptığımız bir turnuva. Öyle yarışma sonrası bir turnuva gibi düşünün. Tur arası bekleme de 30 saniye olsun. Daha kısa olsun. Evet. Herhalde sorun yok. 3 artı 0, 7 round, 30 saniye bekleme. Haydi bakalım. Canlı yayına da yapıştıralım bunu. Bundan sonra o hesapta oynayacağım. Serdar Murat Yıldız hesabını takıma kabul eder misiniz diyor. Evet, turnuvanın linkini yolladım arkadaşlar. Dileyenler gelip oynayabilir. Serdar Murat Yıldız. 75 oyunum var Serdar Murat Yıldız ya. 75 oyunu kabul edemem. Eski nickinle oyna, eski kullanıcı adınla oyna. 75 oyunu kabul edemiyoruz. Rain or Shine. Batuhan Demirağ. Batuhan Demirağ arkadaşımızı kabul edelim. Rise Fall. At 6.666 oyun. NHGK 1000 oyunun üzerinde aldık. Arkadaşımızı takıma. Advitam aldık. 19.000 oyunu var. SHN Digan 667 oyun alamayacağım. FY Akademi'yi kabul edin diyor. FY Akademi 688, bunu da kabul edemem Serdar. Bunu da kabul edemem. 1000 oyunun altındaki oyuncuları kabul edemiyorum. 1000 oyunun üstünde bir hesabın varsa bizim için daha güvenilir. Oradan kabul ederiz seni. SHN Digan SHN Di. Beni neden almadınız? 1000 oyunun altındaki isimleri kabul edemiyoruz arkadaşlar. Böyle bir 1000 çok doğal ya. 1000 çok doğal. Yani takıma kabul edilme prensibi odur. Bizim yani haftalardır böyle yapıyoruz. Aylardır hatta böyle yapıyoruz. Böyle bir prensibimiz var. Teşekkürler Serdar Murat Yıldız. Muhittin Mülker geliyor. Hoş geldin Muhittin abi. 1000 oyunun üzerinde yani zaten bir satrançının 1000 oyunun üzerinde hesabı olur ya. 1000 maç yapıp gireceğim iyi yayınlar diyor Serdar Murat Yıldız. Yani güvenilir bir hesabınız olsun arkadaşlar. Hani hile yapıyorsunuz diye değil tabii ama 1000 oyunun üzerindeki hesaplar en azından daha güvenilir oluyor. Bizim de takım prensibimiz, yanlış anlamayın. Korsnoy siyahla yaptı. Kale D8 beyazla. Ha, beyazla kale D8 yapan Roland Beğen. Aynen benim söylediğim gibi. Roland Beğen. Vedat Ali Hocam. Siyahlarda Miroslav Filip adında GM. Miroslav Filip adında bir GM. Roland Beğen. Beğen. N ile. N harfiyle. Roland Beğen. Son harfi Nide'nin N'si. Hocam ben hep Rapid ve Blitz oynuyorum. Nasıl bir maç yapayım Allah aşkına diyor. Valla
Benim kendi hesabıma bakayım. Blitz'te 15.033 maçım varmış benim. Sırf Blitz'te 15.033 maçım varmış benim bu hesapta. Yani satmaçlıysak yapılır arkadaşlar. İsim, soy isim de bildirilmiyor. Turnuvalarda oynayamıyorum ama yayınları izlemek keyifli oluyor. Yan sekmede duruyor. En azından dinliyorum ara sıra diyor. Teşekkürler Ethem. Yani sizle ilgili değil. SHN Digan, SHN D. Takım prensibi böyle bu şekilde. O yüzden hani kusura bakmayın. Bunca reddettiğim kişiye ayıp olur o zaman. Hani sizi alırsam. Matemanyak, Matemanyak. 4.000 oyun üzerinde aldım. Evet, 3 artı 0 oyunumuz, turnuvamız başladı. Peki. Hemen birinci oyunu açayım size. Turbaya geçtim. Hocam adım Şindican diye okunuyor diyor. Tamam, Şindican. Şindican. Hani dediğim gibi diğer arkadaşlara ayıp olurdu. Onca reddettiğimiz kişiye ayıp olurdu. Takımın prensibi bu. Bekleriz yani. Bin oyun oynadıktan sonra. Ya da hani tanıdığımız, bildiğimiz bir kişiyseniz, benim tanıdığım biriyseniz veya bir tanıdık birinin referansıyla gelirseniz 1.000 maç yapmadan da alabiliyoruz. Hocam link diyor. Linki attım ama bir daha mı atayım? Bir daha atayım. Linki bir daha attım. Hı. Evet. Ben ilk oyunu açayım size. Turnuva başladı zaten artık. Kaç kişi yarışıyor turnuvamızda? Şuradan bakalım. 18 kişi yarışıyor şu anda. 7 tur fazla bile olmuş olabilir aslında ama sonradan katılanlar da olabilir. 7 tur idealdir diye düşünüyorum. Evet, siz şu anda Ozan Cingöz, Mustafa Öztürk arasındaki mücadeleyi izliyorsunuz. Ben de 2 dakikalık bir mola alıyorum. Evet, Mustafa Öztürk 3 artı 0 olduğunu unuttu herhalde turnuvanın 21 saniye 20 saniyesi kalmış. Yani tabii burada süre kullanımı da oldukça önemli. Evet. Ozan Cingöz oyununu kazandı. Rain or Shine Batuhan Demirağ kazandı ilk oyununu. Ad Vitam kazandı oyununu. Hocam kağıt satranç bulmacası ne oluyor diyor. Şöyle. Şindican. Kağıt satranç bulmacası
Aslında benim hazırladığım satranç bulmacalarının izleyiciye hani yanıtlanabilecek bir şekilde, şıklarla yanıtlanabilecek bir şekilde sorabildiğim bir platform kağıt aslında. Yani sadece satranç soruları değil, başka sorular da hazırlanabilir. Biz sadece diyagramları oraya koyup oyuncuların, yarışanların bulmasına yönelik bir yarışma hazırlamış olduk. Yani yarışma formatında soru çözebileceğimiz bir etkinlikti. Kahoot satranç bulmacası. Yayını izlerseniz tekrarını oradan bulabilirsiniz. Oradan görebilirsiniz. Ne oldu? Allah Allah. Hep beraber. Hep beraber arkadaşlar. Evet. Hay Allah ya. Muhittin Büker de oyununu kazanmış, ilk oyunu. Rise Fall'a karşı. İki oyun daha devam ediyor. Devam eden iki oyun var. Önder'in bayrağı düştü. Vedat Ali Aksu'ya karşı. Hep beraber. Yiğit, teşekkür ederim. Evet. Son maç Onur Öztürk ile Emrehan Özdemir arasında ama berabere bitiyor. Berabere. Aferin Onur. Kuvvetli oyunculardan puan alıyorsun. Aferin. Oo, bir dakika. Bayrak mücadelesi var. Fili olan taraf bir de bayrağı düşürmeye çalışıyor Emrehan Özdemir. Yok, şey, Onur Öztürk ama berabere. Teşekkür ederim Ozan. Tebrik ediyorum ayrıca seni. Yarışmadaki birinciliğinden ötürü. Evet. İlk turda 7 kişi tam puan almış. Berabere kalan arkadaşlarımız var. Geç geldiği için yarım puan alan arkadaşlarımız var. Evet, ikinci soru. İkinci soru diyorum artık. Hala yarışma sunuyorum zannediyorum. Ozan Cingöz ve Vedat Ali Aksu ile oynuyor. Özgün buldum diyor. Neyi buldunuz Vedat Ali Hocam? Evet, Muhittin Büker. Ege Sihirbazı maçını izleyelim. Aa, yayına geç gelmişim diyor. Evet, şimdi Can. Yayın 8'de başlıyor. Her cumartesileri. Bu böyle bir konsept deneyelim dedik. Ciddi de bir talep oldu. İnsanlar beğendi. O yüzden birkaç aksaklık oldu. Onu düzeltip devam edeceğiz. Bilgi yarışı yayını da yaparız. Başka bir zaman. Bilgi yarışması.
Evet. Evren Ataman, Muhittin Büker mücadelesi. Bu yarışma sonrası turnuva da ben de oynayayım ya. Çok kötüyüm hocam. Berbat bağlantıdan oyun oynanmıyor diyor Vedat Ali Aksu. Aman Vedat Ali hocam. Ha, hakikaten ben niye oynamıyorum? Ben de oynayayım hakikaten. Çok kötüyüm hocam 3 artı 0'da diyor. Tabii 3 artı 0 pratik meselesi. Çok pratik yapmayla alakalı. Yiğit Kayılı. 3 artı 2 daha böyle düzgün bir tempo oluyor. Ya ben de oynayayım arkadaşlar. Benim neyim eksik ya? Hadi ben de gireyim bakayım. Ha, Ferzan Azizoğlu da gelmiş. Oo, Çaturanga TV Uğur. Oy oy oy. Kimler var? Evet ben de oynayacağım. İki tur geç girmiş olduk ama olsun. Bir kere de ben oynayayım ya. Değil mi Ata? Venizde Swiss'leri yorumluyorum zaten. Bunda da ben oynayayım. Bana beyazla denk gelme başka bir şey istemem Özgün Satranç diye. Valla yaparız bir şeyler ya Ozancığım. Ben bir şey demedim bak. Yine ben bir şey demedim sen kendin dedin ne dediysen. Evet Muhittin Büker bu arada H4 ile kaleyi düşürdü. Kaleye karşı iki piyon materyal dengesi var. Dolayısıyla pozisyon siyahlara kayıp gözüküyor. Beyazlara kazanç gözüküyor ama süre faktörü de var tabii işin içinde. Muhittin Büker'in 18 saniyesi var. Özgün Hoca gelsin bir kalite fedamı yesin. Misafirperveriz, ikram ederiz her türlü diyor. Geri Kasparov hoş geldin. Yarışmayı kaçırdın ya Geri Kasparov. Harika yarışmaydı valla. Turnuva yok kaçmadı. Ben de oynuyorum şimdi. Ben de girdim Nurullah. Ben de oynayacağım. Muhittin Büker'in bayrak düşüyor bu arada. Evet kale önde olmamıza rağmen hatta iki kale önde olmamıza rağmen bayrağımız düşebiliyor. 3 artı 0 öyle bir kötülüğü var. Yani izledim biraz hocam diyor. Tamam. Seni de bekleriz. Berbat bağlantı var diyor. Evet Ali Aksu Hoca. Ay. Evet, şimdi tabii benim ekranımı göreceksiniz. Öyle bir sıkıntı var ama sonrasında turnuvayı izlemeye başlarız. Mysterious Master. Onur Öztürk. Oynayalım bakalım Onur Öztürk. Koçum Onur Öztürk. İngilizce çalışıyor. Evet. Rakibimiz At F6. E5 oynadı. Filmde C5'ten çıktı. Şimdi rok atabilir. D6 oynayabilir. C6 oynayabilir. C6 oynadı. E3 yapalım. Belki at G2, D4 sürmeye çalışabiliriz. O D5 sürdü. Alıp alıp ben D4 süreceğim. Çünkü D4'ün onun tarafından sürülmesini istemiyorum. Böyle fil B4 yapınca da at G2 ile zaten at E2 ile C3'teki atımı tutmuş oldum. Şimdi rokumu atacağım. At F4 ile rakibin D5'teki piyonunu sallantıda olmasını oynayacağım ama bunun için
Tabii D4'ü kontrol eden taş, D5'i kontrol eden taşı değişmem lazım. Şimdi burada at D5 alabiliyorum gördüğüm kadarıyla. O benim bir şeyimi alamadan önce. Şimdi B2'ye bir baskısı var rakibin. Fil C6 alabilirim. D5 sürebilirim. D5 sürsem fena değil. Süreyim hadi. Bakalım ne yapacak rakip. At E5 mi gelecek? At D4 mü gelecek? At E5 geldi. Şimdi vezir B3 ile vezir takası isteyelim. Materyal öndeyiz çünkü. Vezir D2 ile atımı istiyor. Atımızı vermeyelim tabii. At lazım olabilir. Önemli bir taştır at. Vermemek gerekir. Fil G4 geldi. Mantıklı. Kale AD1 hamlemi kesti. F3 oynayacağım. Vezir E3'lerden problem çıkmıyorsa. Ki çıkıyor mu bilmiyorum. At E4 oynasam daha iyi olacak sanırım. At E4 geleyim ben. Ay. Vezir D3 ile vezir takası teklif ediyor. Vezir keseriz ama sen önce filini ver diyelim. Önce bir filini isteyelim. Aktif kareden sökelim rakibin filini. Rakip dediğimiz tabii o da bizim bir kardeşimiz. Onur Öztürk. kendini geliştirmekte olan çalışan bir öğrencim. Fil F5. Kale AD1. Vezirini aktif kareden sökmeye çalışıyorum. Rakibimin. Vezir C4 oynuyor. F4 oynuyorum. Artık şu vezirler kırışılsın diye. Mecbur kılmak için. Ondan sonra D geçeri decisive olacak. Belirleyici olacak. diye düşünüyorum. Atını kaçarsa veziri boşta. Önce vezirleri takas etmesi lazım diyecektim ama ara hamle fili E4 aldı. Ben bu vezirleri takas ederim. O fil G2 alır. Ben de şah G2 alırım. Yo almadı. Peki. Bunu alayım o zaman. Ha, piyonunu geri almış oldu. Oo kalite aldı. Bravo Onur. Tebrik ediyorum seni. Başarılarının devamını diliyorum. Ay, onu görmedim. Peki. Fil F3 oynayalım. D5'teki geçerimiz hala decisive. Ama tabii kalite vermek istemezdik. Onu görmedik. Ay. Bunu sürsek olmaz. Kale E2 gelelim. Kale D2 gelelim şimdilik. Kale E1 oynadı. Şah F2 gelelim. Kale H1 yok. Kale A1'e de A3 sürelim. Kalesi biraz oyunun dışında kaldı orada. Hemen kale C1 oynamalıydı. Yoksa ben kale C2 oynarım diyecektim. Şimdi C7'ye sarkmak istiyorum. O da benim kolay kolay taşımı oynatmıyor. Peki şahı getirelim artık yavaş yavaş. Açmazlardan bir şey olmuyor çünkü. B5. Şah D4. B4 oynadı. B3 sürüp benim kalemi almak istiyor. Ve pardon. B3 sürüp benim piyonumu almak istiyor. Onu engellememiz gerekir mi? Gerekebilir. Nasıl engellememiz gerekebilir? Düşünelim. Ya da engellemeden geçere yatırım yapabiliriz. Ne yapalım burada? Kaleciye de oynayalım hadi. Geçere yatırım yapalım biraz. Şimdi aldı. Kale B'ye de gelelim. Geçer piyonumuza yatırım yapıyoruz. Varımız yoğumuz geçer piyon. 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 Geçer piyon.
Evet, Onurcuğum tebrik ederim. Güzel oyundu. Uyutuyordun az kalsın hocanı. Bir tane devam eden oyun var. Vedat Ali Aksu ile Number One arasında. Ama berabere bitti sanırım bayrak düşmesinden dolayı. Evet. Ozan Cingöz 3'te 3 gidiyor. Emir Tofan 3'te 2,5. Bir geç kalmayla. Evren Atayman 3'te 2,5. Muhittin Büker 3'te 2. Batuhan Demirağ 3'te 2. Çaturanga TV Uğur. Uğur Şen, sevgili Uğur Şen 3'te 2. Onur kaliteli alınca çıldırıyordu hocam. Nasıl çıldırıyordu yani? Neye çıldırıyordu? Çok mu sevindi? FB Umut Hasan adlı arkadaşla oynuyoruz. Hadi bakalım. Başarılar dilerim. Sonradan katılabiliyor muyuz diyor. Artı 5'ten kaybettim Muhittin Hoca'ya. Sonradan katılabilirsiniz. Evet. Ben öyle yaptım şahsen. Sonradan katıldım. Bir turnuva daha olacak mı? Yok. Herhalde olmaz Nurullah ya. Bilmiyorum. Yani yayın olacak biçimde olmayabilir. Dilerseniz hani ben turnuvayı kurabilirim ama şey yok. Hani bir turnuva yeterli. Onu da isteyen arkadaşlarımız oldu. Bu A4'ü bilmiyorum ben bu arada. Hani daha çok FIFA 4 oynuyorlar. E5 sürünce hata 3 kaçıyorlar ama bunu tam bilmiyorum. Kendimiz bulmaya çalışalım bakalım. Öyle gelsem file 3 yaparsa B2'yi alabilirim. Belki. Rıfat Ulusoy. Evet, sonradan katılabiliyorsunuz. Turnuvanın yarı turundan sonra katılınmıyor galiba. Yani 7 turluk turnuvanın 4. turundan sonra katılınmıyor. İlk 3 tur es geçip 4. turda katılabiliyorsunuz bildiğim kadarıyla ama. Evet. C6 alındı. Biz de BC6 alalım. Böylece piyonlarımızı merkeze getirmiş olalım. Burada vezir B4 ile herhalde materyal kazanıyor olmam lazım ama E4'teki ata da bas piyona da basıyorum. C3'teki ata da basıyorum. İkisini birden tutmanın bir yolu var mı? Vezir D3 var. Gerçi vezir D3 oynayabilirim rakibim. Ondan dolayı bu vezir B4 hamlesi biraz sorgulanabilir. Çok iyi olmadı herhalde. Evet, vezir D3'ünü oynadı rakibimiz. A5 sürsem, onu gelse, onu yapsam tamam. A5 süreyim. Fil D2, ben fil A3 beklemiştim rakipten. Çünkü buna böyle oynarım diye düşünmüştüm. Ege sihirbazı fena diyor. Cihan Aktif'in maratonda 145 maç yapması hakkında ne düşünüyorsunuz diyor. Nurullah Kılıç. Oo, bu hamle nereden çıktı? Ama buna şu yok mu? Yok herhalde. Ha, kalite alıyor. Peki önce fil B5 alacağız o zaman. Biz de vezir isteyeceğiz. Ege sihirbazı fena. Evet, Ege sihirbazı fena. Evren Atayman kuvvetli bir oyuncudur. Burada 3 artı 0'ın ruhuna uygun oynamak lazım. Pek fazla derin hesaplamalara girmeden. Evet, rakip böyle oynadı. Ne yapalım biz burada? Bunu alsak sıkıntı oluyor. Yani çok da olmuyor aslında. Hadi alalım bakalım. Peki kaçtık. Fil A5 alırsa onunla kaçacağız. Materyal kazanacağız diye maceraya girdik ama sonrası istediğimiz gibi ilerlemedi. Taşlarımız gelişemedi. Piyon önüne kaldı rakip. İyi oynadı. Fil D3 hamlesi geldi. Fil D3'e ne yapalım? Öyle gelelim.
Evet, Phil C3'le kaleleri takas etmeye çalışıyor. Takas etsin ama o etsin. O alsın yani. Ben almayayım. Alan kişi ben olmayayım. Olursa alıyorum. Teşekkürler Yiğit diyor. Evet, pozisyonu bir miktar toparladık. Rakip daha iyi konumdaydı şimdiye nazaran. Evet, buradan herhalde kalite malite bir şeyler alıyoruz. Evet, kaleleri kırıştı. G3 oynadı. Hemen kale A2 inelim. B2'deki file basarak C2'leri toplamaya çalışalım. O da aldı. Biz bunu alalım, bunu da alalım. Kalite önüne kaldık. Pozisyon kazanç oldu bize ama muhtemelen kayıptı. İlk başlarda çünkü materyal kaybedecek şeyler yaptım. Tebrik ediyorum FB Umut Hasan arkadaşıma. Şah C5 gelelim. Şahı D4'e de gelelim. Sonra buralara gidelim. Bunları düşürmeye çalışalım. Vermezse buralara gelelim. O zaman vermezse buralara gelelim. O zaman bunu alalım. O zaman artık bunu da mı alsak? Yok, almayalım. Buraya gelelim. Böyle gelelim. Bu fil bir yerden düşer herhalde. Şunu alalım. Fil de D5'e çarptı artık. Geçer piyonlarıyla şansını deneyecek. Ama o. Yok, bunu da tuttuk. Hop. Hop, bunu aldık. Hop. Evet, bayrağı düştü. Tebrik ediyorum. Güzel oynadın. FB Umut Hasan. Eline sağlık. Ege Sihirbazı Ozan Cengöz'e karşı kazanmış. Evren Atayman. Muhittin Hocam bravo diyor. Muhittin Hocam Chaturanga TV Uğur'a karşı kazanmış. Muhammed Emin Arslan Mustafa Öztürk mücadelesi. Bir saniye Mustafa Öztürk de o. Evet, mat geldi. Muhammed Emin Arslan oyununu kazanmış oldu. Ege Sihirbazı 3,5 puanla birinci sırada. Evren Atayman. Helal hocam, freşa diyor. Rain or Shine geldi. Yani Batuhan Demirağ arkadaşımız geldi. Rain or Shine. Ya yağ ya parla diyor yani. Ya yağmur yağsın ya güneş açsın gibi bir şey. Fresh'e uzun zaman sonra sahalarda gördük ama bu sefer maçın ilk 11 biz alınmadık diyor. Ne? Maçının ilk 11 biz alınmadık ne demek ya? Nurullah ne diyorsun oğlum? Ben anlamıyorum valla. Evet, burada Batuhan arkadaşım D4 sürüşünden sonra D5'i es geçti herhalde. Bu bilindik numaradır. At çarpı D4. Evet, burada fil çarpı C4 ile evet benim rokumu engellemesi lazım. Onu oynadı zaten. Ben de atı E2'ye döneyim de rok atmaya çalışayım. Belki file 3'ü daha kuvvetli olabilirdi bir miktar. Taş öndeyiz ama şahımız ortada kaldı. Bakalım ne olacak. Maçın ilk 11'e biz alınmadık hocam, geç kaldık anlamında. Ha tamam, şimdi oldu. İlk yazdığını anlamadım da. Evet, rok atabiliyormuşuz ya kaleye 8'e. Peki kaleye 1 de gelelim. Bir taktik yemiyorsak. Rain or Shine'a karşı. Batuhan Demir'i hatırladığım kadarıyla Yalova'dan kuvvetli bir oyuncuydu. Kendisine de selam gönderelim buradan.
Sorun olmuyorsa kaleye bir gelelim demiştik. Sorun oluyormuş. Kale F1 mi döneceğiz burada? Kale F1 döneceğiz. Yapacak bir şey yok. Selam, iyi yayınlar. Bugün geç kaldım. Tüh diyor. Bugün neler kaçırdın? Cihan Topaç bir bilsen. Hoş geldin. Sevgili arkadaşım. Buna file 2 var. Ona at B6. Onu alırsa biz de A8 alıyoruz. O file 2 oynuyor. Biz onu oynuyoruz. Hadi hesapladık bir şeyler bakalım. File 2 at B6. Fil D1 alması lazım. At A8 alacağım. Filini kaçarsa ben de atımı kaçacağım. Fili kale isteyerek kaçarsa kaleye 1 ile çıkacağım. Artık daha sonra izlerim yayın bitince diye. Tamam. Haftaya da katılımcı olarak bekleriz seni. Yarışma yaptık Cihan'ın yolu. Evet, bu at çıkamıyor mu acaba buradan? Onu mu hesapladı arkadaşımız? Çıkar herhalde ya. Ya da durur oralarda biraz. Zaman kaybettiririm ben azından diye düşünüyorum. Fil F4 ile tutarım örneğin. En kötü buna feda edip çıkar atım oradan. Fil F4 ile tutmaya çalışıyoruz atımızı oyunda. Kaleye karşı iki piyon materyal dengesi var ama at çıkacak mı çıkmayacak mı meselesi var. At E4 gelindi. Şimdi burada tabii ben kaleci C1 ile bu fillere şiş atabiliyorum. F2'den falan bir şey olmuyorsa, başımıza bir şey gelmiyorsa herhalde kazandık. Fil D3 oynuyor. Fil E4 alacağız, bunu hesaplamıştık zaten daha önceden. Fil E4 alacağız. F1 alırsa şah da alacağız. Şimdi E4'ü alması halinde. Ben de C5'i alacağım için materyalinde kalacağım. Şimdi ha, iki taşın birden istekte kaldı ama bunu alsam hiçbir şeye dokunamıyor. Çünkü alt sırada mat var. Mat oldu. Evet, tebrik ediyorum. Güzel oyundu. Batuhan Demirağ. Eline sağlık. Muhittin Büker 4 puanla 1. sırada ama devam eden oyunlar var. Evren Ataymen'in oyunu devam ediyor. Onu izleyelim biz de. Vezir B4. Vezir A3 ile mat etti. Rice Fall. Ve Rice Fall 2. sıraya yükseldi 4 puanla. Kutluyoruz kendisini. Emir Tofan, Vedat Ali Aksu ile oynuyor. O mücadele nasıl gidiyor? C5 at çarpı C5. B çarpı C5. Piyon, ne o? Kale finalinde bir piyon önde Emir Tofan. Süresi de çok iyi. Ama Vedat Ali Hoca da iyi bir balıt oyuncusudur. Süresi kolay kolay düşmez. Ama çok fark var tabii süreler arasında. Ondan dolayı. Mat kaçmadı mı az önce? Mat kaçtı sanki. Ha, bu da mat. Evet. Güzel. Oyunu kazanmış oldu Emir Tofan ve dördüncü sıraya yerleşti. Ozan Cingöz son iki turu kaybetmiş. Bir Muhittin Hoca'ya, bir de Evren Atayman'a. O da 3'te 3'te birinci sırada ilerliyordu. Uğur Hocam, günler sonra böyle karşılaşmak istemezdim doğrusu diyor. Muhittin Müker. Tebrik ediyoruz Muhittin hocamızı. Ve Muhittin Büker'le oynuyoruz. Sevgili Muhittin Büker. Sevgili büyüğüm, sevgili arkadaşım. Muhittin Büker. E6 oynayalım. At C3 oynarsa, fil B4 bunu oynarsa D5 oynayalım. At C3 ve taraş savunmasına girmeye çalışalım. Fil G2, at C6. Ben burada CD4'ü seviyorum. Sonra fil C5 çıkıyorum. At B3 gelirse. Fil B6 çekeceğim. D5'i alır mı acaba? D5'i alırsa
Şöyle file 6 ile devam edeceğim yoluma. Ezref 6. Şimdi burada galiba fili çıktıktan sonra evet ben burada veziri C2'ye kaçırmalıyım. O yüzden bir kale D8 geleyim. Burada tabii piyon gerideyiz. Gönüllü olarak piyon feda etmiş olduk. Özgün ben Muhittin hocamı tutuyorum sana karşı diyor. Ben sizinle oynamaktan çok keyif aldım. Uğur hocam bekliyorum diyor. Evet. Veziri C1'e gelemesin diye böyle bir karar aldık. Şimdi burada rok atabiliriz artık herhalde. Rok atalım. Bir piyon geri taşlarımın aktif kalmasını oynayacağım. Kompanse çıktı çıktı çıkmadı Muhittin Hoca'ya. Yeniriz yabancı değil Muhittin Hoca. Veziri C1'e aktardı. Şimdi fil G5 istiyor. Hemen H6 ile onu savuşturalım o tehdidi. Filini C3'e koyarsa da ben de veziri G6'ya mı koyayım, E6'ya mı koyayım, E6'ya koyayım. Belki flaş 3 oynayarak filleri kesmeye çalışırım. Çünkü filleri kestiğim takdirde şah kanadının pek savunması kalmayacak. Ben de kompansasyonu o şekilde yaratmaya çalışacağım. Sevgili Muhittin Büker'e karşı. Ondan sonra H5 yapacağım. Buradan hızlıca beyaz karelerden bir girişimi arayacağım. Bunu da süreceğim. Ondan sonra at E5 mi geleceğim? At E5 geleceğim herhalde. Fille almasını bekliyorum. Gerçi almayabilir, doğru. Almak zorunda değil. Fille alabilir, almayabilir. Alırsa evet aldı. Benim filim iyi kaldı diye düşünüyorum bir miktar ama Muhittin Büker'in atı da B3'te fena durmuyor. İşte bu tip aktiflikler planlıyor siyahlar bu açılışta. Şimdi vezir E4'ü engelledi tabii Muhittin Büker. A5 oynasak bu atın yerini sorgulayacağız birazdan. Ona uğraşıyorum en azından. Vezir D2. Ne yaptın Muhittin Hocam? Veziri boşa koydun. Kanalın sahibini kırmayalım dedi herhalde. Adamın yayınında yenmeyelim dedi adamcağızı. G6 oynayayım. Ya da G6'ya gerek var mı? G6'ya gerek yok. Buralara girelim artık. Kale D7 oynayacaktır muhtemelen. Ha, kale D2 oynadı. O da ilginç. Böyle gelelim. Vezir C6 oynayalım. Mouse silip. Ha, canın sağ olsun Muhittin Hocam. Kusura bakma. Evet. Piyonlarımızı hareketlendirelim. Zayıf kalan piyonlar olursa onları düşürmeye çalışabiliriz belki. Da gelelim. Belki fili B4'e koyarız. A3'e kadar sürelim piyonumuzu. Kalenin artık D2'de beklememesini sağlamaya çalışıyorum. Fil B4. Vezir C4 gelebilirim birazdan. Uğur mat gör diyor Vedat Ali Hoca. Öyle geldik. Vezir D3'e de girelim. Evet. Bir yerde zugzwang'da kalmasını bekliyorum. Fil C5 oynayacağım. Eline sağlık Muhittin Hocam. Kusura bakma. Mouse slip oldu. Rice fall da dümdüz ilerliyor maşallah. Herkesi yendi. Harika. İlerliyor gerçekten. Rice fall kimmiş? Adı belli mi arkadaşımız? Adını bağışla yiğidim.
Rise Fall. Just play for fun. My favorite opening is improvisation. Özgün oyundan sonra bakar mısın diyor. 30 saniye var hocam. Sizin maçlarınız serisi tekrardan mı başladı hocam? Yok, iki arkadaşım gönderdi. Her zaman var zaten o. Yani bir ara sürekli maç geliyordu. Ondan dolayı şey yaparım dedim. Bir ara veririm dedim. Gidiyorum hocam ben ya. İyi yayınlar size diyor. Tamam, teşekkür ederim Yiğit Kayılı. Görüşürüz. Ondan dolayı yani şey değil yani. Nasıl diyeyim? Son duruma bakarız Vedat Ali hocam birazdan. Evet, Rise Fall arkadaşımız birinci sırada. E4 C5 oynayalım. At F3 E6. D4 CD4 at D4 hızlı da oynuyor. Ve herkesi de yenmiş turnuvada. 6'da 5 zorlu bir arkadaş olduğu belli. File 2 hamlesi geldi. Burada ne oynayalım? Vezir C7 deneyelim bu sefer. Rok mu atacak bakalım. Rok attı. A6 oynayalım. Bir bu fresh hakim ya çok iyi oynuyor. İlk kez görüyorum turnuvada diyor. Ay ay. Yeri Kasparov. Bir şişe karadu suyu içtim. Ben çıktım zannediyorum. O yüzden beklettim Mustafa Öztürk diyor. At A4 geldi bu arada. Beklemediğim bir hamleydi bu. B5 sürelim bakalım. Ne hesaplayacaklar? Ne hesapladı acaba? Rise Fall. B5 hamlesine karşı. At C6 alırım. Sonra B6'ya girerim diye mi düşündü acaba? Bunu da vezirle alsam ne olur? Yok, vezirle almayayım. Piyonla alayım. Fil C5 oynarım diye düşünmüş. Peki bunu alalım. Sonra vezir E5 geliyor. Atı ver. E4'ü ver. B4 ile koruyunca bunu oynuyorum. Evet, oynayabiliyorum herhalde. Bir sakıncasını görmüyorum. Fresh'e sağlara geri döndü. Ondan ilk defa dönmüşsün. Görmüşsündür geri Kasparov diye. Aynen. Vezir C4 ile C6'mızı tutalım. Vezir D6 bekliyorum rakipten. Ona da fil D7 düşündüm. Evet, bir piyon önde oluşumuza karşı büyük kompansasyon yiyoruz rakipten. Gerçekten çok kuvvetli oynuyor Rise Fall. Kutluyorum kendisini. Kale D4. Burada vezir C3 oynasak. Vezir C3'ü de gelelim hadi. Harika bir oyun. Harika bir oyun anlayışı. Hiç geçit vermedi maşallah. Çare yok şu anda tehditlere. Harika bir oyun. Piyonu ustalıkla verdi önce. Ondan sonrasında mükemmel oynadı. 1993 reytingiyle Rise Fall. Fil C6. Burada vezir C6 alsak. Vezir C6 alıyor. Fil C6'ya. İki kalemi birden alıyor. Hiçbir şey yapmayıp. Öyle beklesem de fil C6'dan sonra mat olmaktan beter oluyorum. Evet, tebrik ediyorum. Harika bir oyun. Rise Fall'u. 1993 reytinginde olmasına rağmen harika bir oyun ortaya koyuyor gerçekten. Herkesi yendiği kadar varmış. Gerçekten kuvvetli bir oyuncu.
Görmeli. Yok canım. Öyle bir şey demiyoruz tabii. Rice Fall kim bilmiyorum ama bizim takıma girdiyse güvenilir bir arkadaş olmalı. Ratingi niye bu kadar düşük onu anlayamadım. Yani bu oyun gücüne bu rating az. 6073 oyunu var. Önder'le Ege Sihirbazı, yani Önder Demir'le Evren Atayman oynuyor. İki arkadaşın birbirine mücadelesi. Klasik ve rapid ratingleri ideal bence diyor. Bilmiyorum klasik ve rapid ratinglerini. Ha, klasiği 2182, rapidi 2155. 3166 oyunda şu anda bu turnuvada 2004'ü geçti. 1900 küsürdü. Yani ratingine göre çok iyi oynuyor. Evet. Tebrik ediyoruz. Güzel oyundu. Önder 77. Kale çarpı F5. Şah G2. Şimdi Önder iki piyon önde. Bayrak düşürmek için o verdi onları. Herhalde berabere olacak. Yok kazandı. Beyaz kazandı. Evet. Gerçekten piyonu olan taraf kazandı. Evet. Turnuvamızın şampiyonu Rice Fall oluyor. İsmi kim bilmiyorum ama kendisini kutluyorum. Çok iyi bir performans ortaya koydu. 2453 performansı ortaya koydu. Bu turnuvada 2004'de erişti ratingi. Turnuvamızın ikincisi Muhittin Büker. Kendisini kutluyoruz. Üçüncüsü de Önder Demir oluyor. Onu da kutluyoruz. Arkadaşlar bizden, benden bu kadar. Bu şey konusunda, yarışma konusunda yani diyagramla alakalı diyagramları büyütecek bir formül bulmaya çalışacağım. Onu da söyleyeyim size. Diyagramları büyütmek için nasıl büyütebilirim onu düşüneceğim yani. Soru şıklarını ayrı alırım ekran olmazsa. Diyagramı da daha büyük bir şekilde alırım. O şekilde yapabiliriz. Bir de genel kültür yarışması da çok talep oldu bugün. Hani ben genel kültür yarışması büyütücü lazım diyor. Aynen. O diyagramları büyüteceğim. Evren Atayman. Şimdi bilemiyoruz Evren Atayman. Yani bu zaten hani biraz gazozuna bir turnuvaydı. Hani Lichess anlıyor şey. Eğer bir sıkıntılı bir davranış yaptıysa Lichess anlıyor zaten onu. Yapmadıysa da eline sağlık, harika bir oyun ortaya koydu. Tebrik ediyoruz. Birinci oldu turnuvayı. Teşekkürler. İyi geceler Muhittin abi. Bir günde genel kültüre ayırırız. Yani satranç genel kültürü sorularına ayırırız. Bir gün sadece kombinasyon çözme yaparız. Çarşamba da turnuvamız var zaten. Zaten o komik hocam ya diyor. Evet. Valla beni mahvetti. Açılıştan çıkarmadı ya. Çok kuvvetli oynadı yani. Tebrik ediyorum kendisini. Ethem Bey yine formunda diyor. Evet, büyütücü lazım. O diyagramı büyütmek lazım. İyi akşamlar, herkesi tebrik ederim. Arkadaşlar çok güzel bir yayındı. Yarışma çok güzeldi, turnuva çok güzeldi, her şey çok güzeldi. Elinize sağlık. Takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum. Sonrası için de haber vereceğim neler yapılacağına dair. Bu tip etkinliklere devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Bence çok keyifliydi. Umarım faydalı olmuştur. Son maçınızı bir analiz eder misiniz diyor. Tabii edeyim. Son oynadığım mücadeleyi bir analiz edeyim. Evet. Evet,
Emre Hocam, sen çok tehlikeli bir adamsın ya. Ay. Vallahi Emre Hocam, sen çok tehlikeli ve çok komik bir adamsın ya. Evet. Arkadaşımızın 3 artı 0'da 0 inaccuracy, 0 mistake, 0 blunder, 5 average santipyon kaybı. Aynen. Valla kaç hamle dayanmışız? 20 hamle dayanmışız. İyidir ya. Aynen. Bu kadar kuvvetli oynayan rakibe. Kendisini kutluyorum gerçekten. Ben takım içi yapmadım mı bu yarışmayı? Yo, takım içi yapmışım. Aynen. Öyle oldu Emrah. Emrah. Sizi tebrik ederim. Ay Allah'ım ya. Evet. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum herkese. Ozan Cingöz'ü yarışmadaki birinciliğinden dolayı kutluyorum. Bir de şu Kahoot olayında şeye bakalım. Eğer hani normalde şeyde nasıl yapıyoruz? Wednesday Sivisler'de nasıl yapıyoruz? Birinci olan ikinci birinciyle aynı puandaysa. Onu şey yapıyorduk hatırlarsanız. Evren Hocam, güldürdünüz bizi, sağ olun. Evet. Bu oynanmış oyuna nereden bakıyoruz buradan? Three plays diyor. Report diyelim ha şuradan. Evet. Özgün Satranç. Birinci kağıt çözme yarışması. Şey ne? Satranç bulmacaları çözme yarışması. Evet. View podium diyelim. 15, 20'de 15 yaparak Aquatic Frog 3. olmuştu. 20'de 15 ile Swift Dragon. O 3 kişi 15'miş. Evet, yok, o zaman bir tane alacağız. Yani hız da önemli deyip sadece Ozan Cingöz'ü şampiyon kabul edeceğiz o zaman. Kendilerini tebrik ediyoruz. Runners up diyor. Viti. Onlar nereden bakıyoruz acaba? Tamam. Podyumu gördük. Report nereden görünüyor ya? Şuradan şöyle yapalım. Şunu da şöyle kapatalım. Şunu da kapatalım. Report'u nereden görüyoruz acaba? Oynanmış oyunun report'unu göremiyoruz mu? Bunu players diyelim. 71. Ha, Decisive Lion. Ha, ilk 3 zaten aynı sayıda doğru yanıt vermiş. Doğruya göre mi yapacağız? Şeye göre mi yapacağız? Hıza göre. Ama hızı da önemli sonuçta. Hız faktörü de önemli. O yüzden şampiyon bir tane olacak. O da Ozan Cingöz'dür. Kutluyorum kendisini. Tekrardan Ozan Cingöz arkadaşımızı. Sonraki etkinliklerde görüşmek üzere. Hocam Ozan abi All Star'ı kazandı. Wednesday Sivis'i kazandı. Bilgi yarışmasını kazandık. Sıra kanal şifresinde. Tebrikler Ozan abi diyor. Evet. Ben de tebrik ediyorum kendisini. Sonraki etkinliklerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Takipte kalın. Eşe dosta duyurun. Eğer kanaldaki içerikleri beğeniyorsanız. Kendinize de abone olmadıysanız abone olabilir. Beğeni atarak daha fazla kişiye ulaşmamızı sağlayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.